Habertürk'te para gündemle karşınızdayız. Günaydın bu sabahtan da. Haftanın son işlem günü bugün. Tabii son iş günü olmayabiliyor bazı insanlar için. Biz haftanın son para gündemini yapıyoruz. Bütün bir haftayı nasıl geçirdik? Ekonomi cephesinden hangi gelişmeler var? Sizlere aktaracağız. Siyaset, dış politika, hayatın içinde hangi gelişmeler var? Özetleyerek güne başlıyorsunuz. Başlıyoruz biliyorsunuz. Habertürk.com Genel Yayın Yönetmeni Yavuz Barlas'la birlikte ekonomi gündemini sizlere aktaracağız. Aynı zamanda da günün hangi başlıkları öne çıkıyor, günün özeti neler, hangi gelişmeleri takip ediyoruz. Bir de özet yapıyoruz, o özeti aktaralım. Gelişmeleri sizlere bir hatırlatalım, ardından da ekonomiye geniş bir pencere açalım. Yılın son Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapıldı. 3 saat 10 dakika süren toplantı sonrası 6 maddelik bildiri yayımlandı. Bildiride bölgemizde hiçbir terör örgütünün varlığına ve etkinliğine müsaade edilmeyeceği, bunun için gereken her adımın kararlılıkla atılacağı hususu vurgulanmıştır denildi. Yunanistan'a uluslararası hukuka uyulması çağrısı da yapıldı. Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sonrası açıklanan, yayınlanan bildiride. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Amerika'nın olası kara harekatına karşı açıklamalara yanıt verdi. Hassasiyetlerimizi anlattık, verilen sözlerin tutulmasını istedik dedi. Müttefik ülkelerin bayraklarını, üniformalarını terör örgütüne vermemeleri ve üstlerinden teröristleri uzak tutmaları konusunda uyarıldığını söyledi. Biliyorsunuz Amerika ile bu olası kara harekatı noktasında Milli Savunma Bakanı mevkidaşıyla, Amerikalı mevkidaşıyla görüşmüştü. Onun öncesinde de Amerika'dan yapılan açıklamalar vardı. Kara harekatı konusunda Türkiye'nin kaygılarını anlıyoruz, güvenlik endişelerini anlıyoruz, terörle mücadelesini anlıyoruz ama harekat konusunda daha temkinli bir yaklaşım vardı Amerika'dan. Son görüşmelerde Amerika cephesine neler aktarıldığını Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar bu sözlerle aktardı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik Habertürk'te gündeme ilişkin soruları yanıtladı dün. Suriye Devlet Başkanı Esad ve Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüşmenin bölge için zorunlu bir politik olduğunu ve sürecin hızlanması gerektiğini söyledi Ömer Çelik. Yine AK Parti sözcüsü Irak ve Suriye'nin kuzeyine kara harekatı olacak mı sorusunu da yanıtladı. 30 kilometre içeriye kadar terör gelirse burayı vurmak ve dağıtmak tercih değil, zorunluluktur dedi AK Parti sözcüsü Ömer Çelik. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın Dışişleri Bakanlığı Bakanları Konsey toplantısına katıldı. Rusya-Ukrayna Savaşı ile ilgili konuşan Çavuşoğlu, diplomasiye bir şans verildiğinde müzakere yoluyla çözüm mümkün, Ukrayna için adil bir barış sağlanmalı dedi. ABD Başkanı Biden ise Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u ağırladı. İki liderin gündeminde yine Rusya-Ukrayna savaşı vardı. Biden, Putin savaşı bitirme yolunu seçerse onunla görüşürüm dedi. Görüşme şartını Putin'in savaşı bitirmesi olarak gösterdi. Fransa Cumhurbaşkanı Macron ise kararın Ukrayna'ya ait olduğunu vurguladı. Biz Ukrayna'dan taviz vermesini istemiyoruz ifadesini kullandı. Dolayısıyla Putin bir adım atar, barış ister ve bu yolda da süreç başlarsa Biden Putin'le ancak böyle görüşeceğini söylüyor. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsveç Devlet Televizyonu'nda soruları cevapladı. Bir ay önce yapılmasına rağmen yeni yayınlanan röportajda sunucu Türkiye'nin ciddi suçlular ve mafya üyeleri için bir sığınak olup olmadığı yönünde bir soru yöneltti Kalın'a. Kalın soruya sert tepki gösterdi. Suçlamaların asılsız olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, bunlar FETÖ, PKK ağzıdır, devam etmek istemiyorum dedi. Kalın, Türkiye'ye temelsiz suçlamalarda bulunulduğunu söyledi ve bugünün haberlerinde, manşetlerinde Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın yayını terk etti haberini göreceksiniz. Bu soruya karşılık bu sorunun da PKK ve FETÖ ağzı olduğunu vurgulayarak böyle bir tepkiyle yayını terk ettiği belirtildi. Bugün çıkan haberlerde de göreceksiniz. İsveç Devlet Televizyonu bu çekimi daha önce yaptı ancak yeni yayınladı haberini de sizlere aktarmış olduk. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ağrı-Patmos yolu açılış törenine video konferansla bağlandı. Üçüncü çeyrek büyüme verilerini doğru istikamette yürüdüğümüzün işareti diyerek değerlendirdi ve yatırım çağrısı yaptı. Açılışı yapılan yolun Ağrı-Patmos arasını 1 saat 35 dakikaya indireceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, İpek yolunu yeniden inşa etmekte kararlıyız mesajını da verdi.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu 3 Aralık'ta yani yarın 2. yüzyıla çağrı toplantısında vizyon belgesini açıklayacak. Toplantının ayrıntıları da belli oldu. 70 akademisyenden oluşan 2. yüzyıla çağrı grubu oluşturuldu. Grup çalışmaları da Almanya'nın eski başbakanı Merkel'in danışmanı Rifkin'in başkanlığında yapıldı. CHP liderinin toplantıda ekonomiyle ilgili mesaj vermesi bekleniyor. 70 kişilik bir ekibin çalışmalarının da yansıtılacağı yarınki vizyon toplantısında öne çıkan isimler de var. Darom Acemoğlu gibi işte Merkel'in eski danışmanlarından yine Rifkin'in bu çalışmaya danışmanlık yaptığı, başkanlık ettiği şeklinde haberlerde dünden itibaren konuşulan gündem başlıkları arasında yarın bu grubunda etkili olduğu bu toplantıda Kemal Kılıçdaroğlu ne söyleyecek? 3 Aralık'ta beni izleyin vizyon toplantısında ey dünya siz de duyun demişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da mesaj vermişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da biz de Şanlıurfa'da olacağız. Siz de bizi takip edin açıklaması yapmıştı. Dolayısıyla 3 Aralık'ta yani yarın cumartesi günü liderlerin vereceği mesajlar, açıklamalar önemli olacak. Siyasette içeride dışarıda gündem başlıkları özetle böyleydi. Ekonomide gündem başlıkları ne derseniz asgari ücret ilk sırada. EYT onu takip ediyor. Sözleşmeli personel noktasında da düzenleme ne zaman meclise gelecek, ne zaman hayata geçecek ve memurların kadroya geçişi 424 memurun sözleşmeli personelin kadroya geçişi ne zaman gerçekleşecek? Bütün bu sorular cevabını bekliyor. Önce asgari ücretle başlayalım. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in ev sahibi dün TİSK Başkanı, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Başkanı ve Türk İş Başkanı bir araya geldi. Bu görüşmenin ardından da hem asgari ücret hem de EYT konusunda açıklamalar yapıldı. Toplantıda asgari ücrette takvim belli oldu. İlk toplantı, asgari ücret tespit komisyonunun ilk toplantısı 7 Aralık'ta yapılacak. İkinci toplantı da 14 Aralık'ta. Bu sefer bütün toplantıların Çalışma Bakanlığı'nda yani hükümetin ev sahipliğinde yapılacağını anlıyoruz. Bütün toplantılar orada gerçekleşecek. Şimdi toplantı dün Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol'un katıldığı toplantı Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'in koordinasyonunda iki ismi kabul etti bakan. Bir saatten fazla sürdü. Sonra TİSK Başkanı ve Türk İş Başkanı açıklama yaptı. Şimdi asgari ücret ne kadar artacak? TİSK Başkanı işveren cephesinden Özgür Burak Akkol diyor ki işverenlerimizin razı olduğu işçi tarafından memnun kalınacak, aynı zamanda işletmelerimizi de koruyan dengeli, istikrarlı bir rakam için elimizden geleni yapacağız ve elimizi de taşın altına koyacağız. Türk İş Başkanı Ergün Atalay da diyor ki toplumu tebessüm ettirecek, tarafları memnun edecek bir rakam çıkarsa arzumuz hepimiz imza atalım. Arzu etmediğimiz bir rakam çıkarsa o masada olmayacağımızı, o imzayı atmayacağımızı da ifade ederim. Asgari ücret maalesef geçim ücreti oldu. Oran %40'lara yaklaştı asgari ücretle geçinenlerin, asgari ücret alanların oranı. Ortalama bir ücret haline geldi. Bu vurguyu yaptı TİSK Başkanı. Asgari ücret arttı diye işçi çıkaranlar da geçmişte oldu. Bunun da önüne geçmek lazım. Vurgusu da geldi. Bir vurgu da vergi dilimleriyle ilgiliydi. Biz Aralık'ta vergi dilimleri kesintisine uğruyoruz. Ama şimdi nereden baksanız Mayıs sonu Haziran başında biz vergi dilimleri nedeniyle maaşları 10 bin ise 9 bin almaya başlıyoruz. Bunun da önüne geçilmeli. Bu yönde de adım atılmalı dedi. Bu çağrıyı da yineledi. Dolayısıyla asgari ücrette takvim belirlendi. İlk toplantı 7 Aralık'ta yapılacak. Herkesi memnun edecek bir asgari ücrete nasıl oluşacak, ulaşılacak? O herkesi memnun edecek ücret nedir? Evet, şimdi bir rakamlara da bakalım. Bu arada bir grafiğimiz de var. Evet. Aslında tabii yani iki tarafı var bu işin. Bir tarafı işverenin işlerini sağlıklı şekilde yürütmesini sağlayabilecek benim adım yani bir oran olması. İkinci tarafta aslında çalışanın hayatını geçirebilmesi, yani sağlıklı şekilde geçirebilmesini sağlayacak olan ücret. Hı hı. Bu ikisi birbirine örtüşür mü? Ne kadar örtüşür? Hani çok bunu tabii görüşmelerde göreceğiz. Fakat şunu unutmayalım ki işveren tarafı özellikle bence bu yılki bakış açısı itibariyle, yani TİSK için söylüyorum bunu, başkanı itibariyle de çok yapıcı ve hani bütün bu yaşanan süreci empati yaparak bugüne kadar geldiklerini görebiliyoruz. Ve hatta bunun için de... Yalan söyleyelim, geçen sene evet, ara zamda da çok destek evet oldu. Dolayısıyla kendilerini de hani bu konuda eminim ki hani çalışan kesimi de yani teşekkür etmiştir diye düşünüyorum en azından.
yani sendikalar düzeyinde. O nedenle de açıkçası ben hani yine bu görüşmelerin yani belki yoğun ve sert geçeceğini ama bir şekilde ortada anlaşılacağını düşünüyorum. Tabii bazı parametrelere de bakılacaktır. Yani bazı parametreler derken birinci parametre belki hani işverenlerin işte bu iş yüküyle alakalı yani iş gücü maliyetleriyle alakalı parametrelere belki bakılacaktır ama bir de tabii emeği rakamlarında ne kadar insanlar evet. Ellerinden geleni yapsalar da evet emeğin payının düştüğünü de gördük. Dolayısıyla evet. Yani aslında elde edilen yani. Gelirlerden paylar büyük bir oranda düşmüş yani 26'lar mertebesine kadar düşmüş ki bu geçmişte 30'ların üzerindeydi. Yani bir gelir elde ediliyor buradan aldığınız işçilere ödenen para ve pay daha düşmüş. Bu herhalde gözden geçirilecektir diye düşünüyorum ki kaldık ki bu diğer verilere de yansıyor Ebru. Neden yansıyor? Geçmişteki asgari ücretin işte dolar karşılığına bakıyoruz. Mal ve hizmet alma şeyine bak. Mesela kaç ekmek alınıyor diye bakıyoruz yeri geldiğinde. Bunlara baktığımızda aslında gerçekten asgari ücretin yani olması gerekenin altında olduğunu görebiliyoruz. Bunu söyleyelim. Satın mesela alma... bu ekranlarda soğan örneği vardı. Evet. Yani mesela o da bir örnektir. Hani evet. Orada, ne kadar soğan alabiliyorduk şimdi ne evet. Kadar. Tamam. Oradaki ürünü çeşitlendirmek lazım ki çünkü işte kimisinin konjonktürü etkilendiği fiyatlar olabilir. Hı. Ama mesela bugün enflasyonun en belirici etkeni dolardır. Yani biz enflasyonu en çok dolar yönüyle hissettik. Dolar, petrol. O yüzden mesela petroldür ya da işte. Biz o yüzden mesela dolara karşılaştırdığımızda baktığımız zaman yanlış bir hesap olmuyor. Genelde doğru çıkıyor. Ya da işte kişi başı gelir içindeki payına bakıyoruz. Yani bence o rakam da gayet makul bir rakam. Ona da baktığımız zaman bugün aslında son 5 yılın en düşük asgari ücretini aldığımızı söyleyebiliriz. Yani ekrandaki tabloyu gösterebilir misin izleyicilerimize? %80 de artsa asgari ücret 5500 liraya da çıksa evet. Zam tam olarak geçen sene ara zamla %80'di. Tabii. Ama ona rağmen bu ücret bugüne kadarki en düşük asgari ücret olabiliyor. Evet çünkü o kadar hızlı eridi ki enflasyonda. Oranlara bakmamak yani lazım, çok takılmamak lazım. Tabii. Geçmişte biz bunu fark etmiyorduk ama bu sefer aylık %3, 4, 5 enflasyon katlanarak kar topu gibi büyüdüğü için yani her ay aldığınız bir ay sonra yetmemeye başladı. Yani o yüzden de gerçekten yani burada kimse bu işi hani acite etmiyor aslında. Çalışan kesimi gerçekten bu sene enflasyonla boğuştu diyebiliriz. Nitekim tabloda mesela 2018 yılında 1603 liranın asgari ücret 426 dolardı. Karşılığı buydu. 2019'da 2020 lira asgari ücret net ödeniyordu. Neti bunlar. 379 dolara maşallah her yıl geldi. Düşmüş. 2020 yılında 2324 liraydı. Dolar karşılığı 391 lira oldu. 2021'de 2825 lirayken o gün hatırlayalım dolar kuru yıllık ortalama 8 liraydı dolar kuru. Ve o gün 383 liraydı dolar karşılığı bu asgari ücretin. Şimdi ocağa geldiğimizde 4253 liraya. Dolar 10 lira olur mu dediğimiz 10 lira olur mu olacak mı diye soranların ciddi anlamda tepki gördüğü dönemden bahsediyoruz. Dönemden bahsediyorsunuz evet. 2021'den sonra geldiğimizde 4253 lira çıkarıldığında aslında ihtiyatlı bir zam yapılmıştı. Yüksek gibi görünüyordu ama ihtiyatlıydı. O günkü karşılığı 317 dolara düştü bu sefer asgari ücretin. Ve ondan sonra hatırlarsan zaten biz daha Şubat ayında ya bu zam yetmedi. Yani Şubat'ta maaşlar alındığında zamlı. Aslında Mart, Nisan'a gelmeden Ukrayna-Rusya savaşı vesaire derken yeniden başlamıştık asgari ücret konuşmaya. 253 lira neredeyse 1600 etkisi yarattı tabii. Tabii, aynen öyle. Artış, o enflasyon artışıyla birlikte. Ki o günlerde enflasyon her ay arka arkaya çok hızlı zirveye doğru gidiyordu. Evet, artış trendine girdi. 4253 lira bir anda elimizde eriyiverdi. Yani en hızlı etkisini azalttığın zammın yıllar sonra dönemdi. Evet, budur. Evet. Temmuz'a geldik. 5500 lira oldu ve o zaman 328 liraya geldi, dolara geldi aslında karşılığı. Şimdi bugün bakıyorum. Bugünkü dolar kuru karşılığı 296 dolar oldu. Yani şimdi biz eğer varsayalım. 296 dolarla nasıl geçineceksiniz evet. Diye düşünün. Nereden baksan mesela yurt dışından geliyorlar. Bir saatte bu kadarlık alışveriş yapıyor. Evet, şöyle düşünelim bir de. Bu son 5 yılda aslında neredeyse asgari ücretlinin kişi başı geliri 426 dolardan 300 doların altına inmiş. Yani 125-126 dolar neredeyse gitmiş. Şimdi biz diyelim ki bugünkü asgari ücreti 400 doların üzerine çıkarttık tekrar. O zaman aşağı yukarı bu rakam 8 bin liraya geliyor. Yani biz yeniden 5 sene önceki kurda artık 2018, stabil. Evet kuru da yıl sonu. 2022 gibi bir dönem yani, yaşamayabilirsiniz. Kuru yıl sonunda 19 diye hesaplayalım kabaca.
hani kabaca böyle bir hesap, yuvarlak ya da bugünkü kurdan bakalım fark etmez. 8 bin lira mertebesine gelir, 400 doların üzerine çıkarırsak. Şimdi bu... Ama o dönem enflasyon da nar, yani yüzde, enflasyon %40 bile olsa o dönemde enflasyon %40'a bile zor ulaşmıştı. %10'lar mertebesindeydi. Haklısın ama belki buna biraz ek yapmak gerekir. Yani eğer zamanımız varsa şunu söylemek istiyorum. Aslında 8 bin lira olması demek asgari ücretin %65 zamlanması anlamına geliyor. Yani ya geçen senenin %80'in üstüne bu yıl %65'lik bir artışla asgari ücret 8000'e evet, çıkar ve devam eder. Evet ama şunu düzeltelim sadece bence. Aslında 80 dediğimiz şey tabii %80'lik artış diye konuşuyoruz ama aslında o yani 5500 rakamına göre olan artış. Oysa ki çalışanlar 2021 boyunca kazandıkları toplam aylık geliri toplayalım. 2021'de 2022'de Temmuz sonrasında artış oldu biliyorsun. Hmm. Toplam yıllık gelirlerine göre karşılaştığımızda artış aslında %73. Yani 72 pardon. Yani aslında 80 üzeri değil yani 70'ler mertebesinde. O yüzden aslında çalışanlar bu sene %70 mertebesinde zam aldılar. Yani 5500 liraya geldi ama. Şöyle 6. ayda zam geldiği için tabii, yılın tamamını tabii %80 diye yani, düşünemezsiniz. Tabii 6 ay boyunca 4253 lira kazandılar. Yaşadı insanlar. Üstüne 5500 lira aldılar. Yıllıklardan karşılaştığımızda %70. Bugün enflasyon kaç? %80'lik bir artış yok diyorsun. Evet, doğru. %70'lerde kaldı o artış. Diyorsun. Tabii ki olur mu yani? Şimdi dolayısıyla o zaman aslında bu enflasyon üzerine zam yapılmış anlamına gelmez. Ben bütün bir yılı 5500'de geçirdim. Hayır, diyemez değil. İnsanlar. 6 ay. 4253 lira aldınız. İşte o yüzden de böyle hesapladığımız zaman işler daha mantıklı hale gelebiliyor ve ben mesela yıllık artışları hesapladığımda bir de hissettiğiniz enflasyona göre onu zaten saymıyoruz. Zaten %70 gibi biliyorsun ben kredi kartlarından kredi kartı enflasyonunun %120'lerin üzerinde olduğunu hesaplamıştık, söylemiştik bu konuyu. Yani aslında kredi kartları bu konuda enflasyonu yansıtması anlamında çok gerçekçi rakamlar süt veriyor. Süt Eylül ortasında 26 lira oldu. 25 20 liranın üzerine tabii ki çıktı. Tabii ki. Yani şimdi mesela çeşitli senaryolar var. O yüzden ben hani çok fazla bu senaryoları zaman içinde konuşuruz ama yani bugün eğer 5500 liralık artıştan yine yıllıklara hesaplıyorum ben. İkinci bir zam yapılmazsa yılın ortasında 7000 lira yapıldı diyelim asgari ücret. Artış oranı %43 olur sadece. 7500 lira yapılırsa %53 olur. 8000 yapılırsa %65 olur. 8000 üzerine çıktığımızda yani örneğin 9000 yapıldı %85 olur. 10 bin yapılırsa %105'e ulaşır zam ama yine unutmayalım şunu söylemek istiyorum. Bu yine yıllıklardan yapıyorum ben bu hesabı. Yani yıllık toplam gelirinizden yapıyorum. Bunu da niçin söylüyorum? 6. ayda ekstra bir zam düşünürse belki hiç değişebilir ama enflasyon bugün 85 ise yıl sonunda 70 liraya yakınsayacaksa Ocak'ta da 50 liraya yakınsadı diyelim baz etkisiyle. Bu böyle kalıp kalmayacağını bilemiyoruz. Dolayısıyla çalışanların 2023'te olası enflasyona göre artışları yapılırsa biz yılın ortasında tekrar tartışmayız. Yani ben hani bunun işte yeniden enflasyon çünkü yaratacağı falan gibi. Çünkü baz etkisiyle düşüş başlayacak da. Ama topu topu belki 3-4 ay etkileyecek bu. Tabii, yani ondan sonra, sonra tekrar bilmiyoruz. Hani normal hesaplama sistemine yani hesaplama düzeyine gelinmiş olacak. Evet, baz etkisi oradan evet kalkacak. Yani şunu söylemek istiyorum aslında. Mümkünse hani bu konuda tabii ki işverenin yani istediği talepleri de anlayışla karşılanabilir ama hesapları tam normal olduğu gibi yaparsak bir de şunu unutmayalım, bu matrah ayarlamalarını da aslında gelir mesela, vergisi. Evet yani yeniden değerleme oranlarına göre arttıralım gerekirse. Yani yüksek bir oranda arttıralım ki. %123. Evet. Dilime öyle girmesin insanların. Evet dilime girmesin kuruşu daha Eylül ayında. Evet. Ya onu da düzeltelim. O sadece bu arada asgari ücretin derdi değil. Ya Mayıs'ta biz giriyoruz. O dolayısıyla nereden baksan bir 6 ayı da düşük maaşla geçirmek zorunda kalıyorlar. Evet. Yani verginiz yani, arttırdığınız evet miktar 6 ay sonra evet vergi dilimine takılıyor ve düşmeye evet başlıyor. Yani benim ben günün son sözüden belki 400 dolarların üzerine çıkarılacak olan bir asgari ücret işte 8 bin liranın üzerine çıkar. Ki bence minimum tutarlarda işte aşağı yukarı buralarda seyredeceğini düşünüyorum ben. Yani bu konu burada en azından bir pazarlığın. Ya madem 10 bin olamıyor 8 bine yaklaşan bir asgari ücret herhalde insanları biraz daha rahatlatabilir. Çünkü 5 sene ortalama önceki aşağı yukarı aynı seviyeye getiriyor evet, dolar. Evet ancak 5 sene önceye dönebiliyor insanlar. Bir de şunu bilmiyoruz yani doların hangi seviyede seyredeceğini bilmediğimiz için aslında bu alt limiti. Yani 8 bin dediğimiz rakam evet bugün gelinen güncelleme rakamı olabilir. Ve mümkünse bunun üzerine çıkarılırsa enflasyon karşısında bu tartışmaları daha az yaparız. Onu söylemek istiyorum. Bir de asgari ücreti değerlendirirken biliyoruz işverenlerin de maliyeti var, bir yükü var ama çalışma elbette
çalışma barışı ve çalışma yani insanların hayatına bakıldığında kiralar çok yüksek. Yani siz 8 bin lira diyorsunuz, bu an, şu anda İstanbul'un hiçbir semtinde, yani çok az semtinde 8 binin altında ev bulunabiliyor. Bugün mesela işte biliyorsun daha 2 gün önce ihracatçılar tutup işte diyor ki mesela bir kesim tekstil ihracatçıları belki ağırlıklı. Dolar kuru artsın da biz daha çok satalım. Dolar kuru arttığında bu İşte bu insanların fiyatları biraz daha... Bu ücret yani, ne olacak? Evet, yani hayat şartları daha da zorlaşıyor. Tabii ki ne olacak? Yani dolayısıyla hani bilmiyorum ben... Yani mutfak mali, yani cebinizde para azsa enflasyonu bile çok daha fazla hissedersiniz. İşte bu kesim enflasyonu çok daha yüksek hissediyor. Cepte para az, fiyatlar çok yüksek, alım gücü iyice düşüyor. Benim enflasyonum %80 falan değil diyor insanlar haklı olarak. Evet. Çünkü cepteki parayla da ilgili bir şey. Evet. Faturalar geliyor, durmuyor. Yani okul, çocuklar okula gidiyor, geliyor. Beslenmeleri gerekiyor, gıda pahalı, her şey pahalı. Bu ortamda hani 8 bin lira asgari ücret çok büyük bir rakam yani biz değil yani. Biz düzey tartışıp yani bu konuda kafa karıştırmayalım ama şunu söyleyeyim. Ben yani, burada aslında tek yapmak istediğimiz dolar karşılığındaki değeri nedir? Dün konuşuldu valla 7500 önerilmiş vesaire diye. Ama bilmiyorum. Ama bunlar önerilmiş olabilir ama benim açıkçası burada yani birim bazında bakarız. Yani dolar karşılığında yani ne? Elimizde bilgi var diye aktardı insanlar. Tabii yani şu veriye baktığımızda da bu veri aslında kabaca durumumuzu gösteriyor. Yani burada tamamen hak kaybı olmasın. Yani dert o aslında şu hesaplarda. Aynen. Bir de bir dediği gibi Yavuz Barlas'ın bir yıl boyunca insanlar %80'lik artışla yaşamadı. 6 ay 4253 evet, liralık asgari ücretle tabii yaşadı. Ki. 6. ayda geldi %30'luk zam. Tabii. Bir de öyle bakmak yani 50 lazım. 50 artı 30 olmuyor yani. O 50 artı 30 80 olmuyor, 70 oluyor aslında. 70 oluyor yani. Onu söyleyelim. Geçen yılki evet. artış 80'di. Bu yılda 8000 evet. olursa %70'lik bir artışa evet, tekabül aşağı edecek aşağı yukarı %65 falan. 65 civarında. O da yıl sonu hani enflasyonun nereye gideceği, ne olacağı, nasıl sayılacağını bilmiyoruz. 40 diyen de var. Evet. Yıl sonunda %70 ağırlıklı beklenti onu söyleyeyim. Şöyle olsa sorun yok. Yıllık enflasyon %10'larda falan olsa biliyorsun o zaman hani geçmişte bu oldu. Biz maaşlar artmadı tabii o zaman. Evet ama şöyle o zaman en azından hani pazarlık gücünüz de olabiliyordu çalışan olarak. Belki diyordunuz ki işte ben şu maaşı çalışmak istiyorum. Evet. Fakat bu kadar yüksek bir ortamda enflasyon ortamında bir anda aldığınız rakam kuş olabiliyor. Yani uçuyor gidiyor. Şimdi o yüzden hani hesabı bu sefer en doğru yapılması gereken döneme geldik. Evet. Öyle söyleyeyim. Yani hak kayıpları çok fazla olur. Emeklilikler de etkilenir, tazminatlar da etkilenir. Evet, ama şu anda EYT ile mesela çalışanlar ek bir gelire daha kavuşacaklar. Çünkü çalışma hayatına devam edileceğini anlıyoruz ağırlıklı. Ya bir kesim tabii yani. Şimdi... Abi. 20-25 milyon içinde 1 milyon. Ha, 1,5 milyon. Onu 2 milyon yani. Olabilir dedi Çalışma Bakanı. Yani, evet bir kesim bir ek bir gelir elde etmiş olacaklar. Evet bir kesim öyle. Yani 2 milyon kişi yararlanacak EYT'den. Düzenlemeye önemli bir gelişme var orada. Ha, bu arada Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanacak. Artık Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde tüm toplantılar yapılacak. Aralık sonunda ücret belirlenecek. Oranları da verdik. %65'lik bir artış olursa 8 bine tekabül ediyor asgari ücret. %100'ün üzerinde bir artış 10 bin liraya geliyor. Rakam ne olur bilinmez. 4 toplantı sonunda karar verilecek. Beklediğimiz oranda bir asgari ücret olursa masada kalır, imzayı atarız. Herkesi memnun edecek bir asgari ücret olursa diyor TİSK Başkanı. O ücret nedir? Memnun edecek ücret görüşmelerden anlayacağız. Bu arada... Çalışma Genel Müdürü Saadettin Akyıl bu sene başkanlık edecekmiş Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na, bakanlık heyetinin başında. Bir ay önce görev değişimi olmuştu burada. İşçi tarafını Türk İş Eğitim Genel Sekreteri Nazmi Irgat temsil ediyordu ama bu yıl Genel Sekreter Perrul Kavlak temsil edecekmiş. Zaten işveren heyetinin başında TİS Genel Sekreteri Akansel Koç olacak. Dolayısıyla bu süreç bu isimlerin başkanlığında devam edecek bir süreç. 4 toplantı. Onu da aktarmış olalım. EYT, emekli yaşa takılanlar düzenlemesinde işverenlerin talepleri vardı. Bu taleplerin ikisi kabul edildi. Önemli bir eşik de aşılmış oldu. Şimdi emekli olup çalışmaya devam edenlerin primi daha yüksekti. Bu prim düşürülecek. Aynı zamanda evet tazminat isteyenlerin tazminat alma noktasında bu ödemeler ciddi bir sıkışıklık yaratabilir işveren açısından deniyordu. Kredi garanti fonuyla desteklenecek. Bir kredi desteği de bu tazminatların ödenmesi için verilecek. Öyle anlıyoruz. Nasıl olsun ya bu sonuçta yani makul bir talepti.
makul talebin uygun oranda kredi yani, alınacakmış. Evet. Umarım hani onlar kredi fondan alınan fonlar olduğu gibi hani çalışanların hesaplarına geçer. Böylece hani burada da bir hani başka bir sorun olmaz. Maliyetleri de makul olduğu için çalışanlara da büyük büyük olmaz diye yani düşünmek istiyorum. İlave mesela bu istihdam maliyeti yaratmayacak emekli olup da devam edenler. Yine sonuçta bu bir borç olacak. Cebinden çıkmış olacak işverenin. İşverenin kaç kişi açısından bağlı bu şekilde. Belki işveren çalışanla anlaşmaya çalışabilir. Yani, %80'i Özgür Burak Akol, TİSK Başkanı çalışmaya devam etmek istiyor dedi. Tabii ki. Yani ben açıkçası bu yaş grubundaki kişilerin bir haksızlığı gidermeye çalışıyorlar. Haksızlık şu, yani bir günde emeklilik yaşlarının 10 yıl ileri atılmasını aslında itiraz ediyorlar, ettiler. Şimdi dolayısıyla yani bir gün farkla bir kişi 10 sene sonra emekli oluyordu. Şimdi dolayısıyla bu yaş grubunun ben tabii ki büyük çoğunluğunun yani ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Hele hele bu enflasyon döneminde belki eğer mesela bu kadar yüksek enflasyonda boğuşuyor olmasaydık belki olmazdı bu. Yani aynı kanun geçen senenin 2020'de mesela çıkıyor olsaydı belki çok daha fazla kişi ya ben tek maaşla idare ederim diye bir tarafa ayrılabilirdi. Ama artık çok zor. Şu an çok zor. Dolayısıyla bu tabii herkesin maaşı bu rakamlar değil, onu da söyleyeyim. Evet tabii. Orada da tam bir olarak, herkes bu maaşlara çalışmıyor. Tabii ki. O yüzden de hani bence büyük kısmı çalışmaya devam etmek isteyecektir diye düşünüyorum ben de. Yani bir iş kaybı olmasından ziyade evet bir gelir kaybı olacak. Evet, yani nitelikli iş gücünün birden sistemden çıkması gibi bir durumla karşılaşılmayabilir. Evet. Zaten böyle bir durumda da işveren çalışanlarını korumak için ek bir takım adımlar atacağını anlıyoruz aşikar. Ben de öyle anlıyorum, evet. Yani herkes çalışanını korumaya çalışıyor gördüğümüz gibi. Kimse kaybetmek istemiyor bu ortamda, öyle anlıyorum ben. İstanbul'da enflasyon geldi. Evet. %105 oldu. %105,55 hatta %105,6 diyebiliriz yuvarlak hesap. Kasım ayında perakende fiyatlar %3,1, toptan fiyatlar da %2,34 artmış. Yıllık enflasyon İstanbul'da %105'e ulaşmış. Toptan fiyatlarda ise %95,72'lik bir enflasyon var. Orada maliyet baskısının devam ettiğini görüyoruz. Peki en çok ne artmış? Ev eşyası. Orada fiyatlar %5'in üzerinde artmış. Ev eşyası dediğimiz mobilya, beyaz eşya, diğer malzemelerin hepsinde elektronikte ciddi bir artış var. Gıda harcamaları %4,52, ev eşyasını gıda bayağı bir yakalamış yani hiç bırakmıyor. Evet, sağlık da kişisel bakımda ciddi artışlar var. Kozmetiği biliyoruz zaten. İlaç pahalı, o yansıyor. Faturalarda daha kısmen %1'in hemen altında bir artış var. Giyim harcamaları da indirimlerin etkisiyle biraz düşmüş. O bu ay enflasyonu rahatlatabilir hakikaten. Yani tam acaba hani anketlere umarım yansımıştır indirimler. Hani ben daha yüksek bir indirim yani şey bekliyordum. Yine artmış sonuçta yani bu arada. Hani giyim %1, harcaması. Hani %1 evet, artık hani artmış indirime demiyoruz. İndirime artmış olunca. 5'i görünce. Ben hani eksi beklerdim. Demek ki belki de eksi etkisini bir sonraki ay göreceğiz belki de. Yani tam yansımamış olabilir anketlere. Yani gün itibariyle işte veriyi topladığınız güne... Hem giyim fiyatlarının etkisini göreceğiz, hem baz etkisini görebiliriz, göreceğiz. Evet. Aralık Ocak'ta evet. Çok böyle hızlı bir aşağıya yani dönüyor. Verinin toplanma takvimi itibariyle o güne yansımadıysa bir sonraki aya etki edecektir. Demek ki %1 falan artabilir enflasyon Aralık Ocak'ta. Evet. O da senin senaryona göre ya da grafiğine göre enflasyonu %60'lara çekebilir. 60'ların evet altına bile indirebilir. Altına bile indirebilir yani, yıl sonunda. Yani, sonra ama Mart'a kadar böyle gider ama sonra ne olur onu bilmiyoruz. Yani, baz etkisi kalkacak. Baz etkisi kalkacağı için fiyatlara bakacağız. Türkiye Ziraat Odaları Birliği de bu market üretici ve market arasındaki fiyat farklarını takip eden bir rapor yayınlar ya her yıl. Evet. Bir de her yıl zam hangi ürüne ne kadar zam gelmiş, ne kadar fiyat artmış ona bakar. Üretici market fiyat araştırmasından bahsediyoruz. Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nin. Pirinç fiyatı fiyatı 40 lirayı aşmış ve %43'lük bir artışla en yüksek fiyat artışının yaşandığı ürün olmuş. Kasım ayını söylüyoruz. Yeşil soğan, Antep fıstığındaki fiyatı zaten yani 227 lira hala artıyor yani. Bundan aylık artış olduğunu farkındayım. Aylık bunlar. Yani 227 liradan 303 liraya çıkmış Kasım ayında. Kuru kayısı, domates, beyaz peynir zaten yüksek ama durmuyor. Aylıkta da 102 liradan 121 liraya çıkıveriyor. Yani %18'lik artış ay ay katlanarak devam ediyor orada. Dolayısıyla en çok kullandığımız ürünler nereden baksanız kırmızı mercimekten pirince, soğana, kuru yemişe kadar artış var. Onu söylüyoruz.
Bu ziyan, hani zayiat çok fazla ya. Mesela evet, morul domates gibi ürünlerde o zayiatın etkisiyle de fiyatların hızla arttığını, üretici market arasındaki fiyat farkının da büyüdüğünü görüyoruz. Evet. Özeti bu araştırmanın Kasım ayına ilişkin. Yani bir havaların, mevsimlerin de hani biraz sertleştiği döneme girildiği için hani işte çeşitli maliyetler artıyor tabii. Dolayısıyla, hı hı, ama çok yüksek rakamlar. Yani ben açıkçası %40'lık rakamlar beklemiyordum bu kadar aylık artışta. Hani bazı ürün grupları haricinde. %18 işte sadece peynirde baksana. Evet. Yani düşenler de var tabii. Limon, marul, tavuk eti, mısır özü yağı, yeşil mercimek gibi. Yani tavuk eti tabii işte. Mısır özü yağını evet, tabii çok kullanıyor herhalde herkes, bilmiyorum da. Evet, yani sonuçta işte bir zeytinyağı, bir ayçiçek yağı ve mısır özü daha yağı. Daha öndedir yani sonuçta, mısır evet, özünün yani çok fazla yani kullanımı rakı var. Fiyatları itibariyle de makuldür biraz daha. Yani. Ama sonuçta şöyle bakıldığı zaman bu zayiat konusunu biraz da fiyatla alakalı artış gösterdiğini söylemek gerekiyor. Yani arttıkça marketlerde ya da herhangi bir satış noktasında 55 milyonun evet, yani taze sebze meyvede daha fazla zayiat oluyor. Çünkü satılmıyor, daha az satılıyor. O bir kat daha arttırıyor bu sefer şeyi. Yani belki zamanından işte, yani önce mesela marulda üreticiyle market arasındaki fark %236'ymış ya, %237, o zayiat da biraz etkiliyor. Öyle muhtemelen. Ürün çünkü azalıyor, evet, orada fiyat ki artıyor vesaire. Ya yani kaç günlük ömrü var ki o ürünlerin zaten? Şimdi beyaz eşya ve mobilya fiyatları artmış gördünüz Kasım ayında. Hem İstanbul enflasyonunu da gördük, hem de diğer rakamlarda gördük. İkinci ele rağbet var ama ikinci elde de fiyatlar artıyormuş. Fatma Nur yaptı haberi. Güzel de bir haber olmuş. Rakamları size vereceğim ama sıcak bir gelişme var. Önce o gelişmeyi alalım. MİT Suriye'de düzenlediği operasyonda terör örgütü PKK-YPG'nin Tugay sorumlusu İbrahim Muhammed Nasır'ı etkisiz hale getirdi. Sözde sorumlu. Ayrıntıları da Oğuzcan Obuz bize aktaracak. Oğuzcan dinleyelim. Önemli bir operasyondu. Milli İstihbarat Teşkilatı özellikle Suriye ve İran kuzeyine yönelik terörle mücadele kapsamındaki operasyonlarına devam ediyor. Yine nokta bir operasyon, yine bir hedef belirlendi. Önemli bir isimdi. PKK-YPG'nin sözde Tel Tamir eyalet sorumlusuydu. Özellikle Tel Tamir hemen Barış Pınarı Harekat Noktası'nın ucunda yer alan ve teröristlerin yoğun olarak yaşadığı ve konuşlandığı bir bölgeydi. O bölgeden hem Türk askerlerine yönelik saldırılar hem de bölgeye sızma girişimlerinin mevcut olduğu bir yerdeydi. İşte o yerde belirlenen isme MİT tarafından nokta bir operasyon düzenlendi. Güvenlik kaynaklarından aldığımız bilgiler çerçevesinde bu teröristin Kemal Pir kod adlı İbrahim Muhammed Nasır isimli teröristin özellikle bölgeyi çok iyi bildiği ve sızma girişimlerinde sınır güvenliğini tehdit ettiği ifade edildi. Ayrıca füze konusunda uzman olduğu ve sabotaj planlamalarını yapması konusunda da aktif bir rol oynadığı ifade edildi ve bu doğrultuda da Milli İstihbarat Teşkilatı'nın terörden arananlar listesinin içerisine girdiği ifade edildi. İşte o teröriste ilişkin kapsamlı bir operasyon düzenlendi. Alınan istihbarat bilgilerinin hemen akabinde o teröristin yeri belirlendi ve o teröriste yönelik de operasyon gerçekleştirildi. Edindiğimiz bilgiler kapsamında kendisine bağlı unsurlarla birlikte doğrudan sabotaj eylemlerine katıldığı ifade edildi ve bu eylemler nedeniyle de hedef listesine girmişti. Kemal Pir kod adlı teröristin özellikle tüm hareketlerinin dikkatlice izlendiğini ve operasyona uygun ortamın oluşmasıyla birlikte de o bölgedeki sözde Tugay sorumlusu olan Kemal Pir kod adlı Muhammed Nasır'ın etkisiz hale getirildiği ifade edildi. Operasyon Suriye'de gerçekleştirildi. Özellikle o bölgeye sızma girişimi ve ardından sabotaj eylemlerini yapan bir isimdi. Bu doğrultuda da sözde Tel Tamir eyaleti Tugay sorumlusu Kemal Pir adlı kod adlı İbrahim Muhammed Nasır MİT tarafından düzenlenen operasyonun etkisiz hale getirildi. Teşekkür ediyoruz. İçeride dışarıda terörle mücadele devam ederken sözdeki iletişimlere dönük operasyonlar da sürüyor. Dolayısıyla ayrıntıları, bu gelişmenin ayrıntılarını da aktarmış olduk. Bu operasyon da Suriye'de yapıldı. Şimdi ekonomiyle devam edelim. Bizim alanımız ekonomi, biliyorsunuz. O gündemi sizlere aktarıyoruz. İkinci elde ve sıfır ürünlerde bir karşılaştırma yapılmış. Mesela dün Fatma Nur'un haberinde vardı. Sıfırda buzdolapları en ortalaması 16 bin lira, ikinci elde 5 bin lira. İkinci elde hani ucuz değil. Mesela çamaşır makinesi ikinci elde 4500 liraymış. Sıfır alırsanız 11 bin liradan başlıyor. Televizyon 21 bin lira ortalaması ilkel. Uzun süredir televizyon fiyatına bakmıyordum. Evet. Neyse. Yani ikinci elde 10 bin liraymış. Yani biliyorsun bu şimdi
kurun bulaşık makinesine artması, ikinci elde, birinci el fiyatların çok yükselmesi sonrasında otomobilde bile biliyorsun artık fabrikadan yenilenen araç kampanyaları başladı biliyorsun. Hatta yakın zamanda satışa sunulacak bir otomobil firması markası fabrikasında ikinci elleri yeniliyor ve satışa çıkaracak. Lenovo'yuz. Evet. Hı-hı. Şimdi bir benzerini biliyorsun. İşte aslında telefonlarda birçok marka yani bazı firmalar yapmaya başladılar. Ne yapıyorlar? Telefonları işte tamir edip sıfıra yakın bir hani şeyde. Hı-hı. Yani tabii ki sıfır olmuyor ama. Onun için önemli bir yatırım yapılıyor. Tabii tabii. Kolay yani yenileniyor. Şimdi tabii bu belki geri dönüşüm için vesaire dünyada o mantaliteyle çıkarılmıştı. Yani evet. Ama Türkiye'de fiyatlar dolayısıyla hayatın gerçeği oldu. Yani bu. Tabii bu, amaç buydu. Evet evet amaç oydu. Bugünse bizim gibi ülkelerde belki de. Yani biz hepimiz sonuçta daha kusursuz bir şey kullanmak isteriz. Hani ikinci elde olsa hani bir düzgün olsun isteriz. Yo, var bizim mesela oradalarda ikinci el satan yerlerde yani sokaklar tabii, tabii. İnanılmaz dolu. Tabii ki yani bu antika değil sonuçta hani antika olup da hani onun şey yok, onun meraklısının gittiği bir yer tabii, değil. Yani insanlar eşya almaya çalışıyor. Alışveriş yapıyorlar. Mesela yeni evlenenler genelde uğramazlarmış. Şimdi yeni evlenecekler de gidiyor. Evini yenileyenler, evimi yenileyeceğim, eşyaları değiştireceğim, oraya gidiyorum, ikinci el pazarına gidiyorum. Yani ilk ele ulaşmak çok zor. Yani vallahi sıfır zaten ürünlere ulaşmak çok zor. Üniversite mühendisi olduğumuz dönemleri hatırla, 90'larda böyleydi zaten. Böyleydi zaten. Hani aşağı yukarı... Ama hani evlenirken falan hani daha evet, tercih tabii edilmez. Evet tabii de evlenirken değil ama öğrenciyken zaten böyle oluyordu. Çünkü niye? İşte enflasyon çok yüksekti. Alım gücümüz yoktu. Bekarken ve öğrenciyken böyle kullanırdık. Evet, bugün de aslında benzer problemle karşı karşıyayız. Alım gücümüz düştü. Ve bu ürünlerin birçoğunda dolar yüzünden artan fiyatlar yüzünden yetişemiyoruz. İşte aynen buradaki öyle. Şeyler gibi yani. Evde çok eskiyen bir şey varsa evet. Hani biraz daha yeni olsun ikinci elden karşılamaya çalışıyoruz. Hani artık kullanılamaz hale geliyorsa kullanılabilir bir ürün alıyoruz. Yani teknolojik olarak evet öyleyse kullanamıyorsun ama en azından ihtiyacını giderecekse bu şekilde aynen, alıyorsun. Aynen bu şekilde telafi yani ama ediyoruz. Tabii bir şeyin ikinci elin fiyatı bile işte 5-6 bin liradan bahsediyorsak zaten. Evet. Yani. Mesela bu ürünler nereden bulunuyor? Memurlar mesela ya da öğrenciler nakliye parası vermemek için eşya başka bir şehre döndüklerinde, gittiklerinde eşyalarını bırakıyorlar. Genelde oralardan bulunuyor. Yani. Ya da işte daha üst gelir grubu eşyasını yenileyecekse ikinci ele bırakıyor eskisini. Tabii. Onlar o kadar eskimemiş olunca da satılıyor işte. Yani bakımları yapılıyor, bir pazar satılıyor. Büyümüş bu, yani. Evet, önemli bir pazar haline geldi. Pazartesi günü biz Kasım ayı enflasyonunu bu sefer İstanbul dışında tüm Türkiye'de, Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı rakamları göreceğiz. Orada aylık %3 civarında Kasım ayında enflasyonun artması bekleniyor. Ama giyim fiyatları şaşırtabilir. Biraz öne çekilmiş diye indirimler. Biraz etkisi olur mu diye de bilmiyorum. Hani daha aşağıda bir rakam görür müyüz? Ama uzun bir aradan sonra enflasyonda artış hızı 85'lerden 84'lere doğru indi diyebileceğiz. Ama enflasyon %84 1,6 civarında bir şey bir rakam bekleniyor. 24 yılın zirvesinden biraz düşmeye başlayacak. Ya Avrupa'ya geldiğimizde bir anda 70'lerin altına inen enflasyon şaşırtacak zaten. Ya nasıl oldu denecek. Evet. Onda baz etkisi olduğunu o gün tekrar anlatacağız herhalde Ocak ama ayına geldiğimizde. Ama ürünlerin fiyatı düşmeyecek. Fiyatı artmaya devam edecek ama artış hızı yavaşlayacak. Onu da bilmek yani lazım. Ürünler yine pahalı alım gücü açısından. Evet. Peynir 50 liraya inmeyecek yani. Öyle olmuyor. Evet. Süt 10 liraya inmeyecek yani. Gördüğü yerden çok uzaklaşmayacak. Evet. Vatandaş da biliyor aslında biliyor musun vatandaş, nasıl olduğunu? Vatandaş daha iyi biliyor. Öğrendi yani bunun her şeyini. Sizin enflasyonunuz ne desem bana hemen cevap verebilirler yani. Tabii aylık hesaplarından biliyor, bütçelerinden biliyor. Gıda Kasım ayında yüksek bekleniyor. Tütün ürünlerinde maalesef zam gelmişti. Mobilya ev aletlerinde hızlı fiyat artışını Kasım'da gördük. Giyim ve ayakkabıda artış var mı çok emin değilim. Ya, o da çok o fazla endeksi inanılmaz bir aşağı çekmez sadece. Tabii. Yani bir parça bir rahatlama olur. Aynen yani %83 olur. Olmaz evet. Olmayabilir evet. Yani 80'in üzerinde bir enflasyon Kasım'da da olacak. Onu göreceğiz. Evet. Sonra da geçen sene %11 yani ve 13'de. Yeni yıla girdiğimizde Ocak ayında 3 Ocak'ta açıklanacak olan enflasyon düşük olacak. Yıllık enflasyon düşmüş olacak. Evet evet. O düşecek. Onu bileceğiz. Ama biz hani 5 Aralık'ta Kasım ayı enflasyonunu gördüğümüzde 80'lerin üzeri evet, bir rakamı göreceğiz. Anladığımız o. Bu arada yoksulluk sınırı 4 kişilik bir ailenin 25 bin liranın üzerinde. Açlık sınırı zaten asgari ücretin üzerinde. Öyle bakıldığında da 7.785 lira tek kişinin yaşam maliyeti neredeyse 11 bin liraya yaklaşıyor. Böyle de bir tablo olduğunu söyleyelim. Muhalefetin gündeminde de ekonomi vardı. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel sokakta gerçek enflasyonu %200'den aşağı söyleyen yok iddiasında bulundu. Faizi
tek haneye çekip enflasyonu 3 haneye çeken bir yönetim bu eleştirisi yaptı. İyi Parti sözcüsü Kürşat Zorlu'nun gündeminde de asgari ücret vardı. Asgari ücreti bu kadar çok konuşuyor olmamız ve bu kadar önemli hale gelmesi ve ortalama ücret haline gelmesi ekonomik aslında buhranın da bir göstergesi olarak yorumlanabilir dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin açıklamaları var. İstanbul'da 6. Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi'ne katıldı. Türkiye ekonomi modelini kararlılıkla uygulayacağız diyor bakan. Faiz artışları bugün dünyayı bir resesyonun eşiğine getirdi. Biz böyle yapmadık. Büyümeye, üretime, ihracata, istihdam artışına devam ettik dedi ve devam edeceğiz dedi. İşte yazın şöyle olacak, kışın böyle olacak, sonbaharı böyle geçireceğiz diye ağlaşanlar hepsi geçiyor. İşte böyle söyleyenlerin sözleriyle hesap kitap yapanlar şimdi zarara uğradı. Türkiye yüzyılın, bu 21. yüzyıl Türkiye yüzyılı ve Türkiye'yi kimse durduramayacak vurgusu yaptı. Bir de yatırımcı açısından ve borsa açısından açıklamaları var. Hazine ve Maliye Bakanı diyor ki, menkul kıymet ve emeklilik yatırım fonlarındaki tasarruf düzeyi 1 trilyon lira sınırına dayandı. Yani büyük şirketler, kurumsal şirketler artık büyük fonlara yatırım yapmaya başladı. Bizde de emeklilik fonları oluştu. Bu emeklilik fonlarının yatırım yaptığı alanlar haline geldik diyor. Yani bir kurumsal yatırımcı tabanı oluştu açıklaması yani hisse yapıyor. Hisse senedi piyasasının performansı sayesinde özellikle emeklilik fonlarında burada bir yatırım yani ilgi yaptıklarını arttı. Anlıyoruz. Diyorum. Devlet katkısını da unutmayalım. Muazzam bir devlet katkısı var %25 gibi. Yani belki bu kadar yüksek enflasyonda çok etkisi görülmüyor gibi yönelir ama öyle değil. Burada bireysel emeklilik sisteminden mi bahsediliyor? O da var. O tabii ki o aslında. O da var. Kurumsal yatırımlar o tabii var. Ki. Çünkü şimdi orada biriken rakamlar buradaki piyasalara akıyor sonuçta. Evet. Yani hisse senedine de ilgi var diyor. Evet ve yoğun bir ilgi var. Yani çünkü emeklilik fonlarına bakanlar hani getirilerine baktılar, enflasyona baktılar. Bir baktılar ki hani hisse bazlı olan emeklilik fonları daha fazla getirmiş. Dolayısıyla fonları değiştirme imkanı olduğu için belli periyotlarda o tarafa doğru döndürdüler. Yani siz müşteri olarak döndürüyorsunuz zaten. Müşteri döndürdüğü için de emeklilik fonu bu yatırımı hisse senedine yapıyor. İşte sen de alıyor yani. Yani diyor ki borsada bakan benim anladığım doğru mu anlıyorum? Borsadaki bu yükseliş sağlam, sağlıklı, büyük fonlarında giriş yaptığı, yatırım yaptığı. Emeklilik fonlarının olduğu. Emeklilik fonlarının ki dünyada emeklilik fonlarının yatırım yaptığı alan güvenli alandır. Oraya vurgu yapıyor anladığım kadarıyla bakan. Dünyanın önde gelen borsalar arasına girdi zaten Borsa İstanbul diyor. Kasım itibariyle 33 adet şirket bir ayda 14.2 milyar liralık halka arz gerçekleştirdi. Son 2 yılda halka arzlarla birlikte borsadaki işlem gören şirket sayısı 482'ye ulaştı. İşlem hacmi de arttı ifadesini kullanıyor ve borsanın önemli bir başarı kaydettiğini, büyüme kaydettiğini söylüyor. Yani evet burada işte yine vurgulayalım tekrar. Bu bir evet başarı var. Burada bir başarı. Başarı dediğimiz şudur. Burada şirketlerin halka açılmak için yani finansman sağlamak için bu kapı açık. Burayı kullandılar. Ama işte şirketlerin hani yani performanslarını vesairelerini daha sonrasında tabii değerlendirmek lazım. Halka açılan firmaların nasıl bir performans sergilediğini. Ama yüksek enflasyon aslında bizi bu pencereyi biraz açmış oldu. Paramı ne yapayım? Onu unutmayalım. Parayı nasıl koruyayım? Evet, dolayısıyla o yüzden tam şirket değerlemelerinin böyle doğru şekilde yapılması gereken bir döneme giriyoruz. Çünkü çok yüksek bir enflasyon geçirdi bilançolar. Orada hasar var mı yok mu ya da işte gerçekten reel büyümeleri ne kadar? Bunları iyi şekilde uzmanlarına sorarak bakmak gerekiyor. Orada SPK Başkanı'nın açıklaması var. Onu da ekleyelim altına. Çok önemli bir açıklama. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül diyor ki, şirket sahiplerinin özellikle kritik durumlarda hisse fiyatlarıyla ilgili açıklama yapmalarına sıcak bakmıyoruz. İnceleme gerektiren durumları da dikkatle takip ediyoruz. Evet. Ama bizim için yani dikkat çeken her hisse hareketini takip ediyoruz ama hani biz fiyata karışmayız. Bizim için fiyat da önemli değil. Biz bu fiyatın gerçekleşmesi yani gerçek mi? Arz talep yönlü mü? Yok arkada başka bir şey mi var? Suni bir piyasa mı oluşturulmuş? Bunu inceliyoruz biz diyor. Fiyata çok bakmıyoruz tabii, diyor. Tabii gizli bilgi var mı bu fiyat hareketini destekleyen? Insider konusu evet, var mı? Manipülasyon var mı? Kuruyor? Ona bakıyoruz kim, ona bakar tabii ki Sermaye Piyasası Kurulu. Ama tabii arz talep ile yani bazı hisse senetleri arz talepten farklı hareket ediyor. Yani bir arz talep dolayısıyla yükseliyor ama yani bunu gerektirecek bilgi, yeterli bilgi belki yok şirkette.
Ve şirket de belki açıklamalarında bu konuda yeterli olmayabiliyor. Sonrasında bu bahsettiğimiz konu işte çok konuşulan... Esas'ın evet, hisse senedi ile ilgili. Vapunyar'a konuşmuş yönetim kurulu başkanı Erdemoğlu. Diyor ki 80 liranın üzerinde bir fiyat bizce normal bir fiyat yani değil. Yani biz 80 lira düzeyindeyken hissemizi sattık. Dolayısıyla ama onu kurumsal yatırımcılara sattık diye düzeltti. Borsada satış yokmuş. Evet kurumsal sattık yatırım diye ifade etti ama şimdi şunu söylemek istiyorum. Yani keşke bu açıklamayı hani yani burada... SPK Başkanı da şimdi bu açıklamalar doğru değil. Bu açıklamayı belki de yani bu tip açıklamaları belki de gerektirecek düzgün dille kamuoyuna yapmak, kapa yapmakta fayda var bu tip açıklamaları bu arada. Doğru. Yani herkes eşit zamanda ulaşsın bu bilgilere diye. Doğru. Diğer taraftan da dediği gibi şirketlerin sahiplerinin şirketin fiyatıyla ilgili söyleyecekleri son söz şeyde oluyor biliyorsun halka arzda. Yani halka arzı yaparken diyor ki benim şirketim bu. Ben buradan açıyorum halka. Ondan sonra artık onun şirketinin değerini belirleyen şey onun yaptığı faaliyetlerdir. Yani veya işte buna gösteren ilgidir. Ama inceleme yapıldığına göre demek ki hani bu ama şunu da unutmayalım. Yani burada biz bunu zaman zaman biliyorsun konuştuk. Lütfen şirketleri uzmanlı ve profesyonellerine sorarak alım satımı yapın. Yani sosyal medyadan duyduklarınızla yapmayın. Ama SPK biz inceliyoruz diyor. İşte inceleniyorsa o zaman hani çok daha ben kısa sürelerde... Ben öyle anlamadım, sen öyle anlamadın mı? Yani izliyoruz aslında. İnceliyoruzdan ziyade çünkü yani bu süreci izlemektir bu bana bakarsa. Çünkü incelemek için o zaman şu gerekiyor. Şirkete gidip sizde ne bilgi var bu fiyatı gerektirecek? Şimdi Bakan Nebati, Hazine ve Maliye Bakanı'nda borsanın önemli borsalar arasına girdiğini, bu nedenle yatırımcı çektiğini, halka arzların da yoğun olduğunu ve işlem hacminin de yüksek olduğunu söylüyor gayri safi yurt yani dışı Türkiye'de yatırımcıların ilgisi yoğun. Bu açıklama önemli bir açıklama değil mi? Çok güven verici bir açıklama değil mi? Kesinlikle öyle. Burada sadece şuna bakarız bir de. Yani yabancı yatırımcının ilgisi ne kadar arttı bu dönemde diye. Çünkü biliyoruz ki bu ilgi Türkiye'deki yüksek enflasyon karşısında korunma güdüsü. Yani bugün herkes şeyi konuşuyor. Kur korumalı mevduat da işte getire 12'ye indi. Buradan acaba borsaya akış olur mu? Şimdi ki oluyor zaten. Seçime kadar kurda önemli bir hareket beklenmiyor. Faiz de o da bir bilgi, o da bir bilgi doğru söylüyorsun. Dolayısıyla evet. Bütün bu bilgileri birleştirdiğimiz zaman da evet yani yani biz bugün sadece makro düzeyde enflasyon bakabiliriz. Enflasyon yüksek olunca parayı koruma yönünde borsa, hisse senedi piyasaları bu halka arzlarla birlikte önemli bir alan oluşturdu. Dolayısıyla ilgi çok arttı. Dolayısıyla sürecin biraz daha dikkatle takip edilmesi gerektiğini söylüyorsun. Ama hani açıklamalar oldukça güven verici. Evet, aslında bir uygun zamanda borsanın tüm geçmiş rakamlarla birlikte bir karşılaştırmalı belki oturup programda yapılabilir bununla yabancılar alakalı. Yabancılar için düşük kaldı tabii. Yabancılar için düşük kaldı ama altında. Geçmişte böyle olsaydı yabancı çok yoğun bir ilgi olurdu. İlgisi çok daha fazla olurdu. Bugün %30'ların altında hisse senedindeki piyasasındaki payları. 29 dedin değil mi yabancı evet olarak? O kadar. Yani 60'lardan 65'ten geldi buraya. Ama yani, paramı ne yapayım noktasında çok öne çıktı. Dikkatli olmak gerekir yine de diyorsun. Şimdi yabancı da dışarıdan baktığında acaba mesela biz diyebiliriz ki 85 gerçek bir enflasyon mu 120 mi yoksa? Şimdi yabancı oturup bunu mu araştıracak? Yok canım. 85 mi 120 mi? Dolayısıyla yani eğer sizin enflasyon rakamlarınıza bir tam anlamıyla güven varsa o zaman yabancı der ki bir dakika ya burada ben gelirim burada sonuna kadar ben bu piyasanın içine girerim. Bir de yabancı kendi resesyondan korkuyor. O da ayrı bir tartışma bütün tabii ki. Dünyanın nasıl etkileyeceğini hesabını yapıyor. Şu anda tek fonları onlar. Yani Avrupa'da. Yine de bu ülkelere bakan, piyasalara bakan bir sürü fon var. Dolayısıyla oralarda Türkiye her zaman yani Türk piyasası her zaman bir yerdedir yani önemli bir yerdedir. Peki. Onu da unutmamak gerekiyor. Şimdi bugün ilk evim ilk iş yerim projesinde İstanbul'da da kura çekimleri başladı. Sistem kilitleniyor biliyor musunuz? Doğru. Bana çıkmış mı diye bakanlar sistemi kilitliyor. İnternete çok böyle boş saatlerde herkesin uykuda olduğu ya da uyanmadığı saatlerde falan girebiliyorsunuz. Onu da söyleyeyim. Yoğun bir ilgi var. Demek evet, ki yoğun bir başvuru tabii İstanbul'dan ki geldiği için herkes bana çıkmış mı diye daha 500 kurada bakmaya başladı. Hı hı. 7 Aralık'a kadar 3. etap kuralar çekilecek. Hı hı. Şimdi 1. ve 2. etapta 28 Kasım'da tamamlanmıştı kura çekimleri. 23 bin ilde 50.302 konutun hak sahipleri noter huzurunda belirlendi. Şimdi 3. etaba geçildi. 7 Aralık'a kadar da 3. etap tamamlanacak. Dolayısıyla Mart 2023'e kadar da tüm kura çekimlerinin tamamlanması bekleniyor. 81 ilde 250 bin konut için bu kuralar çekiliyor. 1 Aralık'ta başlamış 3. etap. İşte 2-3 Aralık Düzce ile devam ediyor. 2-7 Aralık Konya, Zonguldak, Bartın, Karabük.
kura çekimleri yapılacak, onu da söyleyelim. Son bir veri var, 2 dakikamız var, hayırlı olsun. 250 bin konutun sahipleri böyle kura sonu Mart'a kadar belli olacak. Şimdi 3. etaba geçilmiş. 7 Aralık'ta da 3. etap kuraları tamamlanacak bu iller için. İstanbul Sanayi Odası İmalat Endeksi PMI açıklandı. Evet. Bu da aslında üretimin çarkların ne kadar döndüğünün bir göstergesi. Tabii. Büyümenin önemli bir göstergesi. Kasım ayında 45,7'ye gerilemiş rakam. 9 aydır düşüşte. 45,7 de rakam 50'nin üzerinde olursa üretimde iyiye işaret. 50'nin altı biraz daha zor bir dönemi işaret ediyor. 45,7 ise son ayların en dip seviyesi. Hatta 2020 yılında COVID'in ilk aylarındaki seviyelere geri dönülmüş bir seviye bu. Hatırlarsan büyüme rakamlarında stok üretmiyor sanayi demiştik. Bu da aslında geleceğe dönük resesyon beklentilerinin bir göstergesidir aynı zamanda. Yani bir daralma, dünya pazarlarında daralma olacak ve dolayısıyla biz hafif frene basalım, duralım etkisidir bu. Yalnız tekstilde aylardır durum kötü ve istihdam çıkışı başlamış. Evet, yani işte bunların hepsi... İstihdam azalması bunların başlamış. Hepsi beklenen o durgunluğun etkileri. Ve tabii ki şunu da unutmayalım. Hep söylüyoruz, yatırımları biliyorsun öncelikle belirli ortam ister yatırımcı. Yani seçim ortamları da burada biraz etki eder. Eder. Yani imalatta da böyle biraz büyümede son çeyrek yavaşlamasını gösteren veriler bu. Artık yılın bitmesi yani Kasım, evet. Kasım verisi, son çeyrek verisidir. Büyümenin biraz daha yavaşlamış olabileceğini gösteren bir veri. Dünyadaki resesyon ve durgunluk içeriği etkiliyor demek bu. Evet, özellikle tabii. Yani 10 sektöre bakılmışlar. İkisi dışında 8 sektörde üretim yavaşlaması var, imalat yavaşlaması var. Talepte bir düşüş var. Tekstil sektörü de ciddi kayıp yaşayan sektörlerin başında geliyor. Borsa İstanbul 5000 puanı geçti, 5046 seviyesinde. 18.63 dolar TL, orada seçime kadar çok önemli bir hareket olmaz beklentisinin çok ağırlıklı dile getirildiğini duyuyoruz uzmanlar tarafından. Bu arada döviz mevduatı da bugüne kadarki en hızlı düşüşünü yaşadı 25 Kasım haftasında. 5,5 milyar dolar düştü. Döviz mevduatı azaldı. 210 milyar dolardan 204 milyar dolara çok hızlı gerilemiş. Bu rakamı da düne dair verelim. Merkez Bankası rezervleri de en yüksek seviyesine çıkmış. Net rezervleri 19,5 milyar dolarla. Onu da aktarmış olalım. 19.62 seviyesi Euro TL. Euro dolar paritesi 1.05. Dolar değer kaybediyor. Diğer para birimleri güçleniyor. FED faiz artırımında biraz ayağını... Evet, mevduattaki hareketi yaratan şeylerden bir tanesi de bu aslında. Evet. İkincisi de tabii ki yine hep konuştuğumuz borsa. Borsa yükseldikçe evet, buradan bir dövizden evet. Çıkış olmuş. Evet. Altın onsu 1799 dolarda. 87 dolar petrol fiyatları ve 85 ile başladık bu hafta. 87 ile tamamladık. 1078 liranın üzerindeydi. Dün altının gramında rekor vardı, onu da söyleyelim. Altın olsun çok hızlı hareket etmiyor ama bizde altın gramı maşallah koşuyor. Bitcoin'de 320 bin liraya gelindi. Oradan %0,88'lik bir düşüş olduğunu da yine söyleyelim. Toparlanma çok yavaş değil. Bu notlarla şimdi kısa bir araya gideceğiz. Daha sonra da ikinci dilimde konut piyasasına geniş bir pencere açacağız. Devam edeceğiz kısa bir aradan sonra. Ediyoruz Habertürk'te para gündeme. Ekonomi gündemini değerlendirdik. Şimdi biraz daha geniş bir pencere alalım, açalım. İnşaat ve konut sektörüne pencere açalım. Çünkü biz bu seneyi daha çok ev fiyatları, konut fiyatları ve artan kira fiyatlarının yarattığı sıkıntıyla geçirdik. İnşaat sektöründe de yeni konut yapımı yani arz durdu. Bu fiyatları yine etkiledi. Yabancıların ciddi bir ilgisi vardı. Aynı zamanda Rusya-Ukrayna Savaşı'nın da etkisini yaşadık. Kiralar artık ödenebilecek durumdan birçok ilde çıktı. Şimdi o fiyatlar hem konut fiyatları hem kira fiyatları geri gelir mi? Bir de inşaat sektöründe %14,1'lik daralma. Gerçekten konut arzının inşaat sektöründe faaliyetlerin ciddi anlamda yavaşladığını bize gösteriyor. Bu hangi sektörleri etkiliyor? İstihdamı nasıl etkiliyor? Belki büyümede çok ağırlık yok ama... ekonomide ciddi bir ağırlığı var inşaat sektörünün. Şimdi sosyal konut projeleri de acaba bu sektörü yeniden canlandırır mı? Yeni projeler devreye girer mi? Çünkü sadece 250 bin konut yapılacak. Ama beklenti çok daha büyük. Nereden baksanız 500 kişi için kura çekiliyor İstanbul'da. Sabah konuştuk.
sistem kilitleniyor. Giremiyoruz internete, bakamıyoruz bile. Yani bakamıyor insanlar. Onu söylüyorlar. Bu kadar yoğun bir ilgi var konuta. Dolayısıyla bu ilgi karşılanacak mı, karşılığını bulacak mı? Bütün bunları konuşacağız. Konutlar Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler. Benim aklımdaki soru, konut fiyatlarında bu kadar artış bekliyor muydunuz? Bu kadar konut maliyetinde artış bekliyor muydunuz? Konut arzı durdu derken doğru söylüyor muyuz? %14,1'lik küçülme bize ne anlatıyor? Şimdi fiyatlar düşer mi? Kiralar daha makul hale gelir mi? Herkesin merak ettiği soruyu ilk başta sorayım ben. Teşekkür ederim. Şimdi konut fiyatlarının bu kadar artışını bekliyor muydunuzla başladığınız cümleye? Evet. Bekliyordum desem herhalde çok yanlış olmaz. Çünkü geçen yıl tam bu dönemde Ekim başı gibiydi. Yine böyle bir televizyon programında yani önümüzdeki aylarda konut fiyatları yaklaşık %65 kadar artmasını bekliyorum. Ve her ay yaklaşık %10 civarında artacaktır demiştim Ekim başında. Tam geçen yıl. O çok ses getirdi ve çok da şey oldum. Çok da eleştirildim. Çok sosyal medyada linç de edildim bu konuda. Hep denir ya konutun tam alma zamanı yıllardır öyle algılanmıştı. Ya mutlaka öyle. Yani biz evet. Tabii üretici de olduğumuz için hani bunlar hep satmak için konuşuyor. Para olsaydı dinlerdik emin olun ama. Yani dinleyen de çok. Çok şükür. Dinleyen de çok. İmkan olan. Evet, yani biz üretici olduğumuz için tabii hep bir ön yargılı dinleniyoruz bir miktar. Buna da bir şey diyemiyorum yani. Ne diyebilirim? Herkes bir şekilde değerlendiriyor ama sonuçta o günkü söylememin sebebi şuydu. Niye %65 yani? Niye 50 değil, 30 değil, 40 değil? Az %65? Bile kalmışsınız. Şu anda fiyatlar herhalde %200-300 falan. Ortalama %200'e yaklaştı. Evet. %190 küsur ortalaması. İstanbul ortalaması 220'lerde. Evet. Bazı Antalya, noktalarda %500 %240'ı geçti falan. Ama Türkiye ortalaması 200'e çok yakın. %195 evet. Galiba. Bunlar Merkez Bankası'nın açıkladığı rakamlar. Evet, evet. Yani aha. Piyasadaki diğer endekslerle de böyle 5-10 puan aşağı yukarı. Yakın. Çok büyük bir... %167 ortalaması işte. %200'e yakın evet. Evet yani şey var. Şimdi geçen sene ben onu söylediğim zaman niçin söylemiştim? Şöyle. Arkadan gelen birikmeli bir maliyet etkisi vardı. Tamam. Fiyatlara yansıtmadığını. Evet. Yani piyasa kendi içinde daha sakin hareket ediyordu. Daha stabil demeyeyim de yavaş yavaş yani hareket ediyordu. Hepimiz işlerimizi yürütme adına biraz daha teenniyle hareket ediyorduk. Maliyet artışları bizim önümüzden böyle bangır bangır gidiyordu. Neden? Çünkü bir önceki sene pandemi sebebiyle yaşanmış olan Amerika Merkez Bankası Fed'in 4.6 trilyon doların üzerine bir 4.6 trilyon daha basmış olması, onun piyasaya yansımış olması ve bütün dünyadaki emtia fiyatlarının, hizmet fiyatlarının, navlunun ve bunların transferinin dolarla yapılıyor olması, rezerv para olması hasebiyle de bütün dünyanın aslında enflasyonunu tetiklemiş oldu. Kaynağı bu, kökü bu işin. Ve bir yıla yakın üzerinden süre geçmeden aslında dolar bazında birçok ürünün fiyatı ikiye katlamıştı. Özellikle bizlerin kullandığı emtialar. İşte siz demir, önce olarak bunu gördünüz. Tabii demir, çelik, bakır, alüminyum. Hemen hemen ana emtiaların tamamı. Bir de tedarik sıkıntısı vardı. Evet. Dolar bazında böyle bir ikiye katlamıştı. Ama bizdeki dolar kuru böyle daha bir stabil sayılabilecek, daha düşük şeylerle arttığı için bizler de o maliyetleri aynı gün yansıtamıyorduk. Biraz böyle geriden gelen bir şeydi. Ama o günkü tarih itibariyle yani geçen sene Ekim itibariyle %65 gibi bir geriden gelen evet gecikmiş bir maliyet etkisi vardı. O %10-10 önümüzdeki 6-7 ayda ben maliyetlere yansır diye düşünüyordum. Çünkü arz eksikliği de artık orada net bir şekilde görünmeye başlamıştı. Yüksek maliyetler üzerinde. Tabii. Yani geçmiş... Konut üretimi azalmıştı. Tabii. Yani 3-4 senedir azala azala geldiği için pandemi de çok büyük buna darbe vurdu. Yani millet zannediyor ki pandemi İnşaat sektörünü etkilemedi. Ne olacak sizin ne işiniz var pandemiyle falan orada gibi şey çıktı yaklaşım ya, var ama öyle değil. Yeni bir etkiledi paket yani açıklandı pandemi. Hatırlayacaksınız. Nasıl? O zaman paket açıklanmıştı 24 ay vadeli 0.97'den başlayan faizlerle konut satışı. İkinci eli de kapsayan bir düzenleme. O biraz hareketli
lik getirdi. Öyle bile olsa gelir kayıpları vardı insanların, hatırlıyorsan. O orada hani satılan konut 300 bin konut. 3 ayda çok iyi bir performanstı, büyük bir şeydi. Çok da önemli bir teşvik gibiydi alıcı açısından. Alıcıya verilen bir şeydi, bize değil. Ama dolaylı olarak bizlere de yansımış biraz oldu. Tabii. Ama satılan ürünün %75'i ikinci elde satıldı. Yani %25-30 maksimum birinci elde satıldı. Genelde öyle oluyor. Oturduğu evleri falan aldı insanlar. Orada da tabii biraz stok da eridi o manada. Sonrasında da yavaş yavaş o stok eksikliği hissedildi. Şimdi geçen sene Ekim'den sonra ise Türkiye döviz türbülansına girdi. Yani Kasım 18-60'la Aralık'ta evet. İşte 8-9'lardan başlayıp evet. 18-50'ye kadar çıktı. Evet, çıkan bir türbülansa girdi. O türbülanstan sonra tabii bir miktar kaos yaşandı. Yine inşaat malzeme sektörü bizden önce koştu gitti. Yani bakılabilir malzeme fiyat artışlarına. Evet. Bakıyoruz her ay. Tabii. Onu da merkez TÜİK açıklıyor. Onlar önden böyle koşuyor. İnşaat ve konut fiyatları da arkasında. Tabii arz oluşmadığı için birikmiş maliyetin üzerine bir o kadar da çok ciddi maliyet, %70-80'lere varan ilave bir maliyet 2-3 ay içerisinde gelince tutulamaz oldu. Tabii artık orada kimse çığırından dönüp geçmişe falan baktığı yok. Artık herkes satılır satılmaz. Neyse ne fiyat oluşturdu ister istemez. Zaten satmış olduklarımızdan da büyük zarar yazmış olduk. Yani geçmişte maliyeti yerine koyamadınız. Tabii 6 ay, 1 sene, 2 sene önce satıp daha teslim etmediğimiz konutlardan da ciddi zarar oluşmuş oldu. Ama sonuçta konut fiyatlarının yani %180, %190 artmış olması sürpriz değil. Bunun %65'i bir önceki seneden gelen birikmeli bir maliyet. Siz aslında üzerine de %140'lık yani geçmiş 4-5 yılı kapsayan bir sürecin süreç birikimi vardı. Bir de onun üstüne bu hızlı artışlar gelince hepten durdu. Evet. Buna dolar bazında da bakabiliriz. Mesela 2016 yılında dolar bazında Türkiye konut fiyat ortalaması 800 dolardır. İstanbul fiyat ortalaması 1460 dolar. Şu an da altında. Evet. Bu ay yani Ekim rakamlarıyla kafa kafaya geldi. Hatta Türkiye 840 dolarlara falan geldi. İstanbul'da 1390 işte, falan geldi. Evet, 1400'ü bulamadı bile. Geldi diyelim. Yani biz 2016 yılındaki rakamlara 6 sene sonra dolar bazında ancak gelebildik. Ama 2016 yılında betonun metreküpü 40 dolardı. Bakın. Bugün 80 dolar. Dolar bazında da arttı sonuçta, evet. O kendi içinde. Dolar bazında bakın 2016'da 40 dolar, bugün 80 dolar betonun metreküpü. İstanbul rakamından bahsediyorum. Demir çelik fiyatı 400 dolardan şu anda 670-680 dolar civarında. 700 diyelim yuvarlak hesap. Bir ara Nisan'da Mayıs'ta falan 900 doları geçmişti demir çelik. Evet. Biraz emtia fiyatı geri geldiği için geldi. Bu rakamların, bunlar gösterge olduğu için söylüyorum, temel maddelerimiz. Onun dışında bakır da öyle, kablosu öyle, elektrik malzemeleri öyle. Yani hemen her malzeme herkes çok birbirine arttı. Bakıp bir şey yapıyor. %140 civarında zaten ortalama son bir yıldaki malzeme fiyat artışı söz konusu. Yani böyle üst üste koyduğumuz zaman aslında biz 5-6 sene önceki dolar rakamlarına ancak geldik. İstanbul olarak da bu böyle, Türkiye olarak da böyle. Ama maliyette dolar bazında hala yer var. Yani 80 dolarlık beton metreküp fiyatına göre fiyatlanıyor değil yani şu andaki fiyat. Anlatabildim mi? 100 dolar mı? İyini yaşıyoruz ama şöyle mesela TL karşılığı işte 1600 lira, 1700 lira falan şu siz anda. Siz fiyatlarda düşüş beklemeyin diyorsunuz bana. Daha oraya gelmedim. Ama 3 ay önce 1300 lira. Yani bu kadarcık bir süre içerisinde bunlar yaşanıyor. İşçilik kalemleri hakeza artıyor. Şimdi yılbaşında mutlaka bir asgari ücret artışı doğrudan bizim sektörde çok ciddi bir işçilik payı var. Bu arada biraz önce Yavuz attı, onu da söyleyelim. Asgari ücret, TİSK Başkanı Ergün Atalay asgari ücretteki beklentiyi aktarırken TRT Haber'de değil mi? Bir yayında 7.785 lira en az olması gerektiğini söylüyor asgari ücretin. Onu da aktarmış olalım. Hani kendi ifadesi bu. TRT Haber'de bir programda kullandığı bir ifade. Evet. Yani sonuçta bu İster istemez yansıyacak yılbaşından sonra temel maliyetleri. Ama konut fiyatlarında
Sıkıntı şu. Fiyatlar daha arkadan yavaş yavaş geliyorken fiyat artışları birdenbire hızlandı. Evet, kısa bir zaman dilimine, 3-4 aylık bir zaman dilimine sizin maliyetleri yansıdı. Sizin üzerindeki yük birden o kadar arttı ki iyice. Yansıyınca insanlar içerisinde, insanlar açısından da bu çok erişilmez ve ne oluyoruz? Sizin için de kaldırılamaz oldu. Evet, bizim için de tabii satışlar düşüyor. Şimdi siz yani 2 katına, 2,5, 3 katına çıkan bir şeyi satış düşmemesine imkan yok. Erişim kayboluyor. İnsanlar erişemiyor. Kimsenin zaten orta ve alt gelir grubuna konut çok değildi. Yüksek gelir grubu da biraz doymuştu. Bir de öyle bir açmaz var. Yani biz, orta gelir çok eridi bir anda. Evet. Yani bizim gibi hani büyük üreticiler aslında daha geniş bir çerçevede konut satıyoruz. Yukarıya da satıyoruz. En alta TOKİ'nin ürettiği asgari ücretle çalışan insanlara konut üretemiyoruz biz. Onları TOKİ yapmak mecburiyetinde. Yani bu açıklanan 500 bin konut, 1 milyon arsa çok doğru iş yani. Bunu devletten başka kimsenin yapabilme şansı yok. Yoktu öyle. Biz orta kesim, ortanın biraz altı, ortanın biraz üstü, üst kesime doğru geniş bir perspektifte. Ama bu maliyetlerle başka şansınız da yok. O perspektifi de konut edindirebilmemiz için banka kredisinin çalışıyor olması lazım. Evet, buradaki eksik zaten konut kredisi, finansman tarafı kısmında sıkıntı var. Yani bütün aslında maliyeti konuşuyoruz ama bunu hafifletecek olan şey finansmanıydı. Yani maliyeti, finansman maliyetiydi. Herhalde açmazımız şu an o. Yani makul bir kredi penceresi açılmış olsa bu fiyatlar da aslında belli uzun vadede karşılanabilir belki. Ortalama konut fiyatları ne kadar? Tabii tabii karşılanabiliyor. Biz onları çalıştık. Ortalama konut fiyatı en düşük. 1,5 milyon. Türkiye ortalaması. Evet, İstanbul ortalaması. İstanbul ortalaması. Evet. Yani 1,400,000 Türkiye ortalamasıydı yanılmıyorsam. Yani ne kadar kredi verebilirsiniz ki bu insanlara? Ya verilebilir. 2 milyona ev var mı derseniz İstanbul'da çok zor bulursunuz. 2 milyona ev zor. Yani belki ikinci elde falan ama ikinci elde de ev yok. Yani artık yani hani kredi de kurtarır mı onu sormaya çalışıyorum. Kurtarır. Onu çalıştık biz. Kurtarır. Ha. Bir kere kredideki pozisyonumuz şu, büyük resim tarafında. Ya biz ülke olarak çok ifrat ve tefritlerde yaşayan bir toplumuz. Yani ya böyle en üstteyiz, ya alttayız. Ya bir orta yolla böyle sükunetle yürütemiyoruz hayatımızı. Yani işlerimizde böyle futbol oynuyoruz böyle. Yani ya çok başarılıyız. Yani, zirvelerde yaşıyoruz. Yani böyle çok zirvelerde yaşıyoruz genelde. Biraz daha böyle sükunetle, biraz daha teenniyle yürütebilsek. Heyecanlıyız. Evet yani. İnanın istemeyiz ama böyle yaşamak. Tepkili aşırı yani. Bilmiyorum artık. Heyecanlı bir ülke. Burada yaşamak güzel. Şimdi Batı'da bir senedeki hadise, burada sizin herhalde bir bültenlik. Sadece ekonomi anlatıyoruz. Biz hiç 50 dakikadır zorlanmadık. Yani hatta de, gündemimiz arttı yani. Hangi birini konuşacağız? Bu sadece ekonomi. Sıkıntı yaşıyorsunuzdur. Öyle. Şimdi buradan bakınca şöyle bir tablo var, Türkiye'nin tablosu. 2010 yılında konut kredi büyüklüğü başka bir tablo. 2014 yılına kadar geliyor bu tablo. 14-18 arası başka bir dünya var. 18-22 arası yani 4'er yıllık periyotlar halinde ben inceledim. Başka bir dünya var. Tabii biz 90'lı yıllar, aşırı faizler, büyük faizler, devletin büyük borçlanmaları, 2001 krizi, 2001 krizinden sonraki ilk 1-2 yıl. Yani paranın büyük çoğunluğunu devlet piyasadan çekip aldığı için %70 civarında bir rakam olsa gerek. Borçlanmayla. Yani millete %25-30'luk bir para kalıyordu toplam şey yapabileceği, kullanabileceği. Fakat 2004'ten sonra faizler hızla düştüğü için, devletin borçlanma ihtiyacı azaldığı için ve dışarıdan sağlanan daha uzun vadeli kaynaklarla da içerideki büyük kaynak, içerideki büyük mevduat kaynağı bankaların elinde sonuçta açığa çıkmış oluyor devlet almayınca. Bu kaynağı millete plase etmek durumdalar. Özel sektöre, KOBİ'lere, büyük şirketlere ve bireysel plase edilmeliydi. Bunların içerisinde de en önemli konulardan bir tanesi de konuttu. İnsanların çünkü temel ihtiyacı var. Eskiden ne olurdu? 30 sene, 40 sene çalışır, ondan sonra bir konut ancak alabilirdi insanlar. İş orada tersine döndü. 30-40 sene çalışıp ödeyeceği yerine 10-15 sene borçlanarak ama bugünden konutu alıp hatta ödeme. 7 seneydi ortalaması. 7-8 seneler tabii. İlk başta öyleydi, sonra 10 senelere kadar çıktı. Şimdi sonuçta para, finans işin motoru.
Bugün yani, de çalışır diyorsunuz. Evet, yani şimdi siz büyük bir nehir var. O nehri devlet olarak, finans kanalları olarak hangi istikamete doğru akıtırsanız oraya doğru akıyor iş. Bu tarafa çevirseniz böyle, burası böyle. Üçe beşe böldün, farklı. Yani sonuçta yani bizim aylık ödemelere finansal... bakıyorum mesela. Ufak bir kredi alıyorsunuz. 8-9 bin lira aylık ödemesi oluyor da o yüzden yani ne kadar... Şöyle çözebiliriz onları. Şimdi ben bitireyim müsaadenizle. Tabii, buyurun. Tabii siz de konuyu şey yapmak istiyorsunuz ama bu da önemli olduğunu düşünüyorum. Yok, ben umut vermek istiyorum. 2010 ile 14 arasında toplanan büyük mevduatın, Türkiye mevduatının %11,5'unu kredi olarak kullandırmış bankalarımız. Tamam. Kamu, özel hepsi. Ve Türkiye inşaat sektörü %20'lerde falan büyümüş ortalama. Evet, çok hızlı büyümüş. Ve inşaat sektörü çok hızlı büyümüş. Hı-hı. Türkiye büyümesini de yukarı çekmiş. Evet. İstihdamı da yukarı çekmiş. Evet. 14-18 arasında bu sağlıksız denmiş. Biraz frene basılmış. Sadece inşaatla büyülmez dendi. Tabii %9 ortalamaya gelmiş. 14-18 arası. Bakıyoruz bu 14-18 arasında iyi bir tablo var. Yani Türkiye kadar büyüyen bir inşaat sektörü var. Türkiye 6 küsur büyümüş. İnşaat sektörü de 6-7 civarında büyümüş. Daha dengeli gidiyor yani. Çok daha dengeli. Yani krediden %9 pay aldığı zaman Türkiye kadar büyümüş. İstihdamı muhafaza etmiş. Hatta yukarı çıkmış istihdamı. Konut üretimi ne olmuş diye baktığım zaman da Türkiye'nin ihtiyacı kadar da konut üretmişiz. Yani 750-800 bin civarında da 4 sene boyunca konut üretmişiz. Sağlıklı büyümüşüz. Türkiye kadar büyümüşüz. Türkiye büyümesini aşırı yukarı ya da aşağı çekmemişiz. Sağlıklı büyüme. Yani %9 gibi bir payı olması gerekiyor içerisinde. Şimdi 18 sonrasına baktığımız zaman bir felaket var. 2018'den bu tarafa ise 18-19 çeyrek mi oldu? Evet. 19 çeyrektir küçülen bir inşaat sektörü var. Evet. Tamam. Her çeyrek küçülmüş. Tek istisnası sizin bahsettiğiniz o kampanya. Evet, pandemi sonrası Berat Bey'in o zaman yapmış olduğu o kampanyada bir çeyreklik bir böyle minik bir büyüme var. Ve istihdam da çökmüş vaziyette. Yani 2017'de 2.100.000 ne erişmiş bir istihdam var. Milli gelir içerisindeki pay maksimum %8.6. Bununla beraber çöküyor. Şimdi? Krediden aldığı pay da %8. Ne kadar küsur azaldı istihdam? Ha. Şimdi oradan böyle çakıldık aşağı doğru. Her yıl düşe geldi. 2022 Ekim işte ayı aşağı yukarı verileri var elimizde. Bütün mevduatın içerisindeki konut kredisi payı %4'e düşmüş. Yarı yarı yani. Tabii. %4'e düşmüş vaziyette. İstihdam 1 milyon 600 bine düşmüş vaziyette. 2 milyon yani, aşkında. 2 milyon 100 binden 1.600'e. Yani 500 bin net istihdam kaybı var. Ondan sonra konut üretimi nereye gelmiş vaziyette? Konut üretimi de 600 binli rakamlarda son 2-3 senedir. 800 bin falan civarından aşağı gelmiş. Evet, 800 binlerde 600 bine. Yani 200 binlik de bir kayıp var. Şimdi bu 200 binlik kayıp ya ne yapalım? 800 değil de 600 olsa ne olur? Denemiyor. Bir yıl olsa zaten bir şey olmuyor. Evet. Ama üst üste 3 yıl, 4 yıl siz 800 bin konuta ülke olarak ihtiyacınız varken ve kentsel dönüşüm ihtiyacını hiç saymıyorum. O çok daha sormayın başka bir şey. O kısmı evet. Ama temel ihtiyaçtan gittiğimiz zaman da 4 yıl üst üste 600 bin konuttan 200 bin eksik kaldığınız zaman 4 yılda da 800 bin konut yapıyor. 3 yılda 600 bin yapıyor. Fiyatı zaten bu hale getirir arz noktasında da. Evet, yani artık o hiçbir şey olmasa bile artar. Evet ve dolayısıyla biz bir tefrit dönemi yaşadık 2018'den bu tarafa. İnşaat sektörü de bundan çok büyük yara aldı. Finansal erişim de kesildi. Yani konut kredilerinin payı mevduatın içinde %4 iken inşaat sektörüne sağlanan kredi de tamamen yok olmuş vaziyette. Ne verdilerse 2018'de öyle duruyor. Yani tahsil ediyor bankalar. Günü geldikçe alacak tahsil ediyorlar. Dolayısıyla küçülüyor inşaat sektöründeki kredi hacmi. Halbuki nüfus büyüyor, ihtiyaçlar büyüyor. Dış göç bile var ilaveten. Yani konut ihtiyacı azalmıyor ki. Yabancı ilgisi de tabii var. Yani biz biraz böyle konut işini itibarsız hale getirdik maalesef 2017-18'lerde falan. O kadar da tecrübe kazandırdığımız, hızlandırdığımız evet bir yani sektör. Çok marka vardı, marka sayısı da azaldı herhalde. Evet, çok yani kasları güçlü, ülke açısından önemli, dünyada da söz sahibi olduğumuz bir sektördü. Ama yine hala öyle belki ama sonuçta biraz fazla kendi haline bıraktık. Kendi aile kavrulsun, kendi sermayesiyle ama dünyanın hiçbir tarafında kendi sermayesiyle büyüme rakamları
taşınamıyor. Dolayısıyla müteahhitlerin sermayesiyle de konut sektörü üretimi tutulamaz sonuçta. Tutulamaz. Bu finansal darboğaz, finansal tıkanıklık açılmak durumunda. Ve şeyden bu tarafa da bakın, Temmuz'dan bu tarafa fiilen konut kredisi kullandırılmıyor. Yani BDDK'nın bazı sınırları var. Zaten, evet. 500 bin lira gibi, 600 bin lira gibi rakamlar da sınırlı var. Bankaya göre değişmek var ama onun dışında fiilen de kredi verilmiyor çok fazla. Evet evet zaten. Yani 10 kişi müracaat ediyorsa bir kişi alıyor. İşte o skorları, rakamları yukarı çekiyorlar, vermiyorlar. Maksat fiyatlar çok şiştiği için, çok yükseldiği için fiyatları dizginlemek için yapılan bir talebi kesme şeyi. Evet, ama çok şey yaradı mı derseniz, inşallah yani, yaramıştır ama yaramadı gibi gözüküyor. Ama bu anomali haline geliyor bir yandan sonra. Çünkü aslında başka sebepleri var bunun fiyatın düşürmesinin. Evet. Maliyet kaynaklı sebepleri var. Bu maliyeti düşüren bir şey değil ki. Talebi siz kıstığınızda maliyeti düşürmüyorsunuz aşağıya. Maliyet orada dolar bazında duruyor. Aynen öyle. Yani dolayısıyla bunu doğru okumak gerekiyor belki de herhalde. Ve dolar bazında artarak devam ediyor. Tabii bir de öyle bir problem var. Peki siz önümüzdeki yani 2023 için konuşsak biraz. Yani insanlar sonuçta gerçekten... Yani hep şeyi bekliyorlar. Özellikle bu sosyal konut biz duyduktan sonra hep aklımıza şey geldi. Evet, sosyal konut dediğiniz gibi devletin belki ancak üstlenebileceği bir sorumluluk. Ama biraz üstünde işte metropolde yaşayan insanların da hani hayali olan konutları satın almak için başka bir şey gerekiyor şu an belli ki. Evet. Ona dönük bir şeyiniz var mı yani? Mutlaka hükümetin çalışmaları var bununla alakalı ama yani sizin bir perspektifiniz ne? 2023'te ne öngöreceğiz? Geçen sene Ekim'de söylemişsiniz yani fiyatlar bu kadar artar diye. Ayşe ben de yeni hani bir şey. Bu sefer öngörünüz bize söylerseniz. Yani en azından fiyatın ne olduğunu belki bilmiyoruz ama yani biz finansman koşullarına erişim konusunda bir umudunuz var mı? Bir var. Bilginiz var mı? Var. Ev alma umudumuzu koruyalım mı? Umudumuz da var. Hiç kimsenin umutsuz olmasına gerek yok. Neden? Çünkü Türkiye ya aslında kaynakları büyük bir ülke. Yani biz kaynakları biraz daha doğru yönetebilsek bu kadar dedim ya çok aşırı uçlarda geziyoruz diye. Yani bir dönem inşaat sektörü çok iyi. Herkes oraya koştu. Evet ama bir dönem, firmalar da inşaat işine çok girdi. İşte çok, girdi. Çok firma yani girdi. İşte tam ben de tam onu söylüyorum. Yani onu söylüyorum. Enerjide de aynı şeyler yaşandı. Sadece aynen. İnşaatta değil. Bir dönem tekstilde, bir dönem heyecanlıyız yani evet o anlar. Borsada yaşıyoruz ya herkes. Yani işte böyle bir toplu hücum, toplu savunma durumumuz var. Geçen enerji EPDK başkanımız açıklıyor. İşte yeni bir mekanizma imkan tanıdılar. Yani devasa bir müracaat oluşmuş mesela. Evet. Yani yatırım talebi devasa bir rakam. Neredeyse Türkiye'nin kurulu gücünün %40'ı kadar yatırım yapmak isteyen bir şey var. Böyle bir toplu şey halindeyiz. Neyse inşallah önümüzdeki nesiller sayıyoruz. Biraz daha şey yaparlar. Planla giderler. İnşallah. Ya şimdi büyük böyle 8,5 trilyon TL'lik bir şey havuzumuz var şu anda. Mevduat havuzu. Türk milletinin bankalardaki parası. Bunun aşağı yukarı yarısı kamu bankaları ve kamu finans kurumlarında. Diğer yarısı da özel sektör bankaları, özel sektör finans kurumları. Şimdi bu kadar büyük mevduat yapısının içerisinde 350 milyar TL sadece. Altan Bey sizi bir virgülle kesebilir miyim? Biraz da ondan ben acele etmiştim ama. Cumhurbaşkanlığı İletişim Danışmanı Fahrettin Altun'un açıklamaları var. Bir dönelim. Tamam. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı yine iletişim zirvesinde bir konuşma yapıyor. Dinliyoruz. Hayata geçirilen yayınlarla yıl boyunca Stratcom çalışmalarına devam etti. Organik bir şekilde büyüdü ve stratejik iletişim ekosistemi açısından nitelikli, eşsiz bir tecrübe sundu, güçlü bir platform oluşturdu. Bu platformda kamu, medya, akademi, sivil toplum ve özel sektörden stratejik iletişim alanındaki paydaşları aynı çatı altında buluşturdu. Bugün bir kez daha bu eşsiz platformda, bu eşsiz platform çatısı altında dünyanın dört bir yanından saygın iletişimcilerle bir aradayız. Stratcom Summit'in stratejik iletişimi şekillendiren küresel başlıkların ve trendlerin tartışıldığı, birçok ülkeden ve sektörden temsilcileri buluşturan uluslararası bir platform haline geldiğini görüyoruz ve bundan dolayı mutluyuz, bundan dolayı heyecanlıyız, bundan dolayı gururluyuz. Ben şimdiden zirvemizin başarılarla dolu dolu geçmesini diliyorum.
Bu yıl zirvemizde 5 kıtadan ve 40 ülkeden yaklaşık 4000 katılımcı ve 50'nin üzerinde panelist ağırlıyoruz. Tecrübeleri, birikimleri ve iştirakleriyle zirvemize katkı sunacak tüm misafirlerimize şimdiden şükranlarımızı sunuyoruz. Değerli katılımcılar, bu yıl Statcom zirvesinin temasını belirsizlik çağında stratejik iletişim olarak belirledik. Çünkü içinden geçtiğimiz bu çağda küresel boyutta siyasetten ekonomiye, sağlıktan çevreye, nereye bakarsak bakalım gördüğümüz başlıca gerçeklik belirsizlik. Bugün tüm dünya çatışmalar, savaşlar, insani trajediler, terörizm, nükleer tehdit ya da gıda, enerji, ham madde, finans ve sağlık krizleri gibi birçok meydan okumayla, birçok tehditle karşı karşıya. Ve bu meydan okumalara karşı ne yazık ki küresel düzeyde sistematik, planlı, fonksiyonel çözüm önerileri de üretilebilmiş değil. Dahası küresel düzlemde karşı karşıya kaldığımız ve giderek şiddetlenen, ahlaki temelini de yitiren güç çatışmaları, güç rekabeti, insanlığın karşı karşıya kaldığı tehdit ve meydan okumaları daha da derinleştirmektedir. Batıdan doğuya, güneyden kuzeye tüm toplumlar bugün bir belirsizlik sarmalıyla karşı karşıyadır. Bugün itibariyle sadece belli bölgelerde yaşanacağı varsayılan savaşlardan, çatışmalardan, terör saldırılarından, krizlerden ve salgın hastalıklardan aslında dünyanın hiçbir kesiminin, hiçbir bölümünün azade olmadığını bütün insanlık ailesi görmüş durumdadır. Çünkü Batı kendisini üstün, ayrıcalıklı ve steril bir konuma yerleştiren bir dünya sistemi kurgulamıştı 19. yüzyıldan itibaren. İktisat kuramlarından modernleşme yaklaşımlarına, Batı merkezli paradigmaların Batı dışı toplumları dönüştüreceği varsayılmıştı. Nitekim bu anlayış Francis Fukuyama'nın Soğuk Savaş'ın sona ermesiyle 1992'de ortaya attığı tarihin sonu tezinde somut bir şekilde karşılığını bulmuştu. Fukuyama, Batı merkezli liberal kapitalizmin nihai ve ebedi zaferini ilan etmişti. Ona göre artık savaşlar, çatışmalar, krizler olmayacaktı. Batı'nın merkezde olduğu bir küresel düzende ve liberal kapitalizmin hakimiyetinde tüm dünya istikrar içinde yaşayacaktı. Ancak öyle olmadı. Durumun çok farklı bir şekilde geliştiğini hepimiz hep birlikte tecrübe ettik. 11 Eylül saldırılarından Bosna soykırımına, Körfez Savaşı'ndan Arap Baharı'na bölgesel ve küresel etkileri hala devam eden birçok kriz yaşandı. Irak'ta, Suriye'de, Libya'da, Filistin'de istikrarsızlık dalgaları çeşitli boyutlarda kendisini gösterdi. Bunun dışında Avrupa'dan Asya'ya, Afrika'dan Balkanlara tüm bölgelerde siyaset, ekonomi, çevre, sağlık, enerji başta olmak üzere birçok alanda yeni ve karmaşık krizler, problemler kendisini gösterdi. İşte hepimizin gözleri önünde cereyan ediyor. Şubat 2022'den bu yana Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaş, binlerce insanın hayatına mal olmasının yanı sıra gıda, enerji, ekonomi başta olmak üzere birçok alanda yarattığı belirsizliklerle küresel istikrarsızlaştığı derinleştirmektedir. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun iletişim zirvesinde konuşuyor. Getirdik ekranlarınıza. Kısa bir aramız var, onu da verelim, ardından devam edelim. Ve
ediyoruz Habertürk Tapora gündeme. Konutlar Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas bizimle birlikte. Habertürk.com Genel Yayın Yönetmeni Yavuz Barlas'la birlikte ağırlıyoruz. Şimdi bize bir aslında projeksiyon çizdiniz. 2018'den beri sorun var. Zaten artan maliyetler vardı. Fakat kur 2020 yılından sonra 2021'de zirve yapınca o maliyetler artık bizi iyice belimizi büktü. Nefes alamaz duruma getirdi. Bu benim laflarım. Tabii bizi de nefes alamaz duruma getirdi fiyatlar karşısında. Yani krediler %4'e düştü dediniz değil mi? Toplam kredi içerisinde. Konut kredisi. Konut kredisi %4'e düştü. Toplam büyük neresi yok denecek kadar. Evet. Yani 8,5 trilyonda 350 milyar TL. İstihdam azaldı, konut yapımı azaldı. İyi zamanda 8-9 olan oran 4'lere düştü. Yarı yarıya azalmış. Yarı yarıya, evet. Konut üretimi yıllık nereden baksanız 200 binlerde düşmüş. İstihdam azalmış. Evet. Yaklaşık 500-600 bin kişilik bir istihdam azalışı, ciddi bir azalış. Evet. Bu da birçok sektörü de, yan sektörü de etkileyen bir durum haline geldi. Arz da azalınca, maliyetler de çok artınca konut fiyatları da ortalama İstanbul'da 2 milyon, Türkiye ortalamasında 1.6 milyon liraya ulaştı. Ama şimdi siz buradan eğer kredi kanalları açılırsa, farklı adımlar atılırsa yeniden bir de talep oluştu. Konut fiyatları aşağıya gelebilir mi diyorsunuz? Orada kalmıştık. Ya şöyle konut ya da yeni projelere mi ihtiyaç var? Şöyle ben konut fiyatlarının aşağı geleceğini düşünmüyorum. Konut fiyatlarının aşağı gelmesi için bir sebep yok ortada. Yani büyük bir üretim fazlası olur. Sizin geliriniz artması lazım. Arz fazlası olur. Konut fiyatları iner aşağıya. Şimdi ikinci elde böyle büyük bir arz fazlası söz konusu değil. Birinci el üretimde de böyle bir arz fazlası. Üretim fazlası da yok. Evet yok. Hı. Üretim hatta ihtiyacın altında üretiliyor son 3-4 yıldır. Dolayısıyla artan maliyetler otomatik olarak her ay yansıyor. İkinci elde artmaya de... Artmaya devam eder diyorsunuz. Evet yani belki artış hızı azalabilir. Anladım. Şimdi bir şey sonsuza kadar yükselmez, sonsuza kadar düşmez. Evet kısa bir dönem aralığında çok yükseldi birdenbire. %200'e varan bir artış var. Ama bunu izah ettim. Bunun %65'i bir önceki, iki önceki seneden gelen birikmeli artışın sonucu. Aslında dolar bazında kafa kafaya gelen bir sistem var ama maliyetler dolar bazında ikiye katladı. Daha doğrusu alım gücüleri yani, insanların dolar bazında öyle artmadığı için aslında o seviyeye aynı yere gelemiyor. Yani insanlarımızın alım gücü yükseldiği zaman belki o kadar şey olmayacak. Bir iki sene sonra yani bir iki seneye yayılan bir şey olsaydı bu kadar sıkıntı olmayacaktı. Bunu çözebiliriz. Buradaki sıkıntı şu. Yani diyelim ki işte 25-30 yaş aralığında yeni mezun iki kardeşimiz evlenmiş. 25 bin lira aile geliri var bugün için baktığımız zaman. Bir şey alamıyorlar. Yani. Yok, evde tutamazlar. İşte kirada bile sıkıntıları var. Ondan sonra ama şimdi bu yılbaşından sonra bir zam alacaklar. Bir şey artışı olacak. Hani biraz sıkıntıda bir miktar geride kalmış olacak. Belki 35 bin liralara falan çıkacak. %40-50 bir herhalde bir asgari ücret ne artacak bilmiyoruz. Öyle olunca bir çıt rahatlamış olacak gelir tarafı. Bu bütün piyasaya da yansıyor doğal olarak. Biz burada şunu yapmak durumundayız. Yani Türk milletinin 8,5 trilyon TL'lik parası var hesaplarında. Bu para milletin parası. Bankalar ve ekonomi yönetimi bu paranın nereye kullanılacağını yönetiyor. Büyük oranda. Gayrimenkulde isterler. Evet. Şimdi eğer bizim insanlarımız sosyal konut, devletin açıkladığı sosyal konuta, 500 bin konuta 8 milyon insan müracaat etmişse bu bize bir şey söylüyor olması lazım. 10 binde iş yeri ve en son 10 binde. Onlar var. 1 milyon arsa var. Arsa var. Orada da yani en alt %15-20'lik gelir grubu olarak kesim oradan faydalanacak gibi gözüküyor. Ama onun üstünde de böyle çok daha büyük bir kesim var. Konuta erişemeyen. Bizim görevimiz o insanları konuta eriştirmek olmalı. Sektör olarak da bu böyle olmalı. Devlet olarak da böyle olmalı. Bankalar olarak da millet olarak da. Yani biz Türk milleti içimizdeki evi olmayan insanları ev sahibi yapmaktan aciz miyiz? Hayır. Değiliz. Biz üretebiliriz. Finansman sistemimiz de buna müsait. Biz şöyle bir düzenleme yapsak. Biz almıyoruz, yapsak. Yabancılar çok alıyor diye çok yazıyor mesela izleyici. Ya yok, yabancılar şu anda %4,5-5'lerde bütün şeyin içerisinde. Birkaç tane ile toplanmış vaziyette. İstanbul, Antalya. Antalya'ya son savaştan sonra Rusların, biraz da Ukraynalıların şeyi var. Onunla konuşuruz yabancı etkisini ama ben şunu bitireyim müsaadenizle. Yapılması gereken şey şu.
bir düzenleme yapılması gerekiyor. Devlet bir kanun, bir düzenleme yapması gerekiyor. Ya da yönetmelik, tebliğ neyse. Bu büyük mevduat havuzunun içerisinden %4'lük bir payı sosyal konut ya da konutu olmayan, ev edinemeyen insanların faydalanacağı yapıda bir konut kredisi olarak tanımlayıp zorunlu hale getirmesi lazım. Yani bankalarımız topladıkları büyük fonun 8,5 trilyonluk fonun topu topu 300 milyar lirasını, 300-350 milyar liralık bir kısmını sosyal konut kredisi olarak tanımlanmalı bu. Şimdi bu krediyle alakalı... insanlara bu konut kredisi olarak verilmeli. Evet, bu evsiz olanlara verilmeli, evi olmayanlara verilmeli. İkinci, üçüncü, beşini evini alana değil. Anladım. Evi olmayan, eve erişemeyen, ondan sonra belirli şartlar konabilir bununla alakalı. Ama en temeli evi olmayan insanlar olmalı. Kiradan kurtulsun. Tabii. Sonuçta bazı üst rakamlar konabilir. Yani tutup da 30 milyonluk daire olmayabilir bunun için ama... Fiyatlar makul işte. Malum İstanbul'da. 5 milyona Anadolu'da kadar diyebilir mesela. 3 milyona daha kadar da yukarı çıkarmak lazım. 5 biraz aşağıda kalıyor ama neyse. Sonuçta evi olmayan ev alabileceği bir şey. Benim rakam algıma bakmayın zaten. Yani işte İstanbul başka, Türkiye başka. Orada da bir tablo değişik. Evet, şimdi sonuçta burada bir faiz rakamı çok önem arz ediyor. Orada da Merkez Bankası zaten politika faiziyle bankaları fonluyor. O fonlamanın içerisinden bir miktarı da bu kısımda kullanılmak üzere bir mekanizma oluşturulabilir. Yani 9'luk yani faizi, faizle verilen kaynağın bir kısmını buraya ayırmaları istenebilir. Evet, istenebilir. Sonuçta bu kaynak için bu mekanizma üzerinden kredi kullandırtan bankaya da zorunlu karşılık almayabilir. İşte bazı yaptırımlar uygulanıyor. Onlardan muaf tutulabilir. Yani sonuçta bunu Türk milletinin kendi içinde oluşturduğu bir şey müessesesi gibi düşünmek lazım. Yani sosyal yönü olan sosyal devletin insanları yüksek kiraya ve yüksek fiyatlarına ezdirmeden ev sahibi yapabilme Yardımlaşma mekanizması gibi görünüyor. Tam anlamıyla buraya da destek lazım diyorsunuz. Evet. Yani böyle bir şey olması lazım. Bunun içinde ilk 3 yıl çok önemli. Çünkü bir insanlar kiradayken aynı zamanda taksit ödeyemiyorlar. İlk 3 yıl inşaatlarda genelde 3 yılda bitiyor. Hani 4. yılda belki olabilir daha büyük işlerde. Ama sonuçta o ilk 3 yıl kredi taksitini çok düşük tutup belki bir mekanizmayla o kredi taksitinin maliyetinin bir kısmını üstlenecek bir model de üretilebilir. Üreticiler buna bir katkı verebilir. İşte bankalar buna katkı verebilir. Hazine verebilir veya farklı modellerle bir faiz karşılama modeli kurulabilir. Bununla ilk 3 sene şey yapılabilir. Ödeyebilir hale getirebilir insanlar. Ondan sonra 4. 5. senelere, sonrasında 5. sene sonrasında artan taksitlerle o insanların tekrar geriye ödeyeceği, yani 5. seneden sonra kullanmış olduğu avantajı, imkanı geriye ödeyeceği bir model kurmak zor değil. Biz bunu çalıştık, ettik. Bunların müzakerelerinde yürüttük. Yapılabilir. Devletimiz de yapma niyetinde olduğunu ben düşünüyorum. Yapabilirler. Farklı modeller de olabilir. Hani bu benim aklıma gelip söylediğim bir şey sonuçta. Başka ama şimdi temel şu. İlk 3 yılda insanların ödeyebileceği taksit noktasına getirmek, ilk 5 yılı yönetebilir hale getirmek ve sonrasında da artık çünkü insanların gelirleri de artacak. Bu kaotik ortam da 5 yıl boyunca devam edecek değil. Yani 1-2 yıl içerisinde bu da toparlanacak. Böyle bir şeye ihtiyacımız var. Ve bunun kalıcı olması lazım. Bunu bir seferlik bir kampanyayla değil, yani Türkiye'nin çünkü kendini besleyen bir sisteme dönmesi düzenli lazım. Olarak kontrol etmesi lazım. Bunun için de kentsel dönüşüm belki finansmanın da bu şekilde katılması lazım diyorsunuz. Yani hepsinin böyle bir arada bütün böyle bir finansman modelini buraya doğru çevirmek gerekiyor diye. Bunu zorunlu hale getirmemiz lazım. Yani bundan konut fiyatları kaçan banka düşmez, kira fiyatları da düşmez. Başka bir çözümle yani desteklenmesi lazım. Mevduat sahibine hak ettiği parayı verdikten sonra bundan kaçmaz zaten. Ya kaçmaz. Bankanın da finansal maliyetini düşünebiliriz ama ya bankalar da biraz elini taşın altına koysun. Ya banka yani hiç mi sosyal sorumluluğu olmayacak bankalar? Bu bir sosyal sorumluluk değil mi? Yani bir sürü şeye
kurumlar kaynaklar sizin koyuyor. Ama burada bizim de olsun. Bizim de olsun. Biz de koyalım diyorum ben. Ama kaynak yani, aslında müşterinin kaynağı ya. Hani sonuçta, aynen. Tamam ama yani sonuçta parası olanın mevduatı yani. Adına, hayır, müşterinin adına sosyal hayır, sorumluluk yapamaz. Öyle değil. Niye olmasın? Yani o kredi mekanizmasından eğer ben konut satıyorsam o kredi mekanizmasından benim müşterim o mekanizmadan bir konut alıyorsa o aldığı konut bedeli üzerinden ben bir miktar şey ödeyebilirim. Yani bankaların da bu konudaki yükü banka da yapabilir, bunu. Hazine de yapabilir. Hı-hı. Bakın şöyle bir tablo var. Bunu yaptığımız bu arada, zaman üretemediğimiz 200 bin konutu üretmiş olacağız. Yani ortaya bizim 150-200 bin konutluk ilave bir hacim çıkacak. Bu hacimden herkes faydalanacak. Sanayici faydalanacak. İnşaat sektörüne üretim yapan bütün sanayici faydalanacak. Banka kredi verecek. Hazine en büyük faydayı alacak. Hazine bir kere bu 300-400 milyar TL'nin alım satım vergisini alacak. 35-40 milyar KDV alacak. Ben destekliyorum sizin önerinizi. 200 bin kişilik istihdam doğuyor. Bakın 100 bin konut ilave ürettiğimiz zaman. Ama benim şu anda Cumhurbaşkanı'na gitmem gerekiyor. Tamam, peki. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2. Uluslararası İletişim Zirvesi'ne video mesaj gönderdi. İzleyelim o mesajı. Değerli katılımcılar, kıymetli misafirler, sizlere en kalbi duygularımla, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. İletişim Başkanlığımız tarafından bu yıl ikincisi tertiplenen Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi'nin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Belirsizlik çağında stratejik iletişim temasıyla düzenlenen zirvenin icrasında görev alan tüm kurum ve kuruluşlarımızı tebrik ediyorum. Dünyanın farklı ülkelerinden zirveyi teşrif eden misafirlerimize hoş geldiniz diyor. Değerli katkıları için şimdiden kendilerine teşekkür ediyorum. Dijitalleşme ile birlikte iletişim araçlarımızda ve haber kaynaklarımızda büyük dönüşümler gerçekleşiyor. Elbette her yenilik gibi iletişim alanında yaşanan bu değişimde beraberinde fırsatların yanı sıra çeşitli riskleri getiriyor. Bilhassa sosyal medyanın günlük hayatımızda artan etkisi sebebiyle daha önce karşılaşmadığımız sorunlarla mücadele etmek zorunda kalıyoruz. Bilgi kirliliği ve dezenformasyon içinde bulunduğumuz dönemin en fazla öne çıkan iki meydan okumasıdır. Türkiye ile birlikte dünyanın pek çok ülkesinde yalan, İftira, çarpıtılmış haberler, sayısız insanın hayatını olumsuz yönde etkiliyor. Öne arkası araştırılmadan ortaya atılan ithamlar, kimi zaman telafisi mümkün olmayan zararlara yol açıyor. Dijital zorbalar, çocuklar başta olmak üzere toplumun korumasız kesimlerini tehdit ederken, dijital faşizm, demokrasi ve özgürlüklere, dijital terör ise doğrudan devletin güvenliğine yönelik tehdit oluşturuyor. Devletler arası gerilim ve rekabette de dijital mecraların bir psikolojik harekat unsuru olarak daha sık kullanılmaya başlandığını görüyoruz. Türkiye gerek stratejik konumu, gerek izlediği özgün politikalar, gerekse bölgesel ve küresel meselelerde sergilediği ilkeli duruş nedeniyle dünyada üretilmiş ve maksatlı yalan habere en fazla maruz kalan ülkelerden biridir. DAEŞ, FETÖ ve PKK başta olmak üzere eli kanlı terör örgütlerine karşı yürüttüğümüz haklı mücadele sırasında yaşanan ikiyüzlülükler bu çarpıcı gerçeği defalarca ortaya koymuştur. Son olarak İstiklal Caddesi'ndeki terör eylemi sonrasında şahit olduğumuz kimi uluslararası basın kuruluşunun haber dili adeta faillerin ekmeğine yağ sürmüştür. Objektif haber verme yerine Türkiye ile hesaplaşmayı amaçlayan bu tür yaklaşımların artık terk edilmesi gerektiğini her fırsatta ve platformda ifade ediyoruz. İnsanların haber alma hakkını her şeyin üstünde tutan, hakikat odaklı yeni bir iletişim anlayışına ihtiyacımız var. Türkiye iletişim modeli bu işte arayışımızın ürünüdür.
Bu modelin gayesi, hakikat dairesi içerisinde demokrasi ve uluslararası hukuktan güç alan bir iletişim anlayışını hem savunmak hem de uygulamada tesis etmektir. Nitekim Ekim ayında yürürlüğe giren düzenlemeyle vatandaşlarımızın doğru ve tarafsız haber alma özgürlüğünü garanti eden adımlar attık. Yalanın ve çarpıtmanın iletişim kanallarını zehirlediği bir denklemde temiz ve açık iletişim anlayışından taviz vermeyeceğimizi bir kez daha gösterdik. Yaşadığımız her hadiseyle zamanlıca attığımız bu adımın ne kadar yerinde ve isabetli olduğuna şahitlik ediyoruz. Stratejik iletişimi de uluslararası işbirliğini geliştirecek önemli bir araç olarak değerlendiriyoruz. İkinci, uluslararası stratejik iletişim zirvesinin karşılıklı fikir ve tecrübelerin paylaşılacağı bir platform olarak iletişim ekosistemine yeni bir soluk getirmesini temenni ediyorum. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken zirvenin düzenlenmesinde emeği geçenleri tekrar kutluyor ve sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'da mesajı böyle. Konuğumuz Konutlar Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas'tı. Son toparlama için sözü size bırakıyorum. Ardından da programı tamamlayacağım. Evet. Biz şu anda üzülen, maaşı konut almaya yetmeyen, taksit ödemeye yetmeyen kardeşlerimizi konut sahibi yapabiliriz. Kimsenin üzülmesine gerek yok. Bence de yaparız. Biz bunu üretebiliriz. Devletimiz bunun mekanizmalarını kurabilir. Bankalarımız Türk milletinin mevduatından aldıkları payın sadece %4'ü kadarını bu kapsama ayırsa, biz bu işi gelsin çözeriz. Bizi hallederiz. Maliye Bakanlığımız da bu konuda çalışıyor. Ama bunun öncesinde bu biraz daha böyle belki bir aylık falan, 1,5 aylık bir çalışma. Bir kampanyayı da önümüzdeki günlerde en azından bir ön rahatlatma açısından da inşallah yapacağız. Az kaldı. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. Biraz da koşturduk sizi, kusurumuza bakmayın. Çok teşekkürler. Hoşça kalın diyelim biz de o zaman. Gelecek hafta görüşebilmek umuduyla.